Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Moda TV ekranlarındasınız. Bu hafta memleket meselesine Türkiye Değişim Partisi Ordu İl Başkanı Sayın İlhan Kaya ile başlayacağız. Sağ olsun başkanım, hoş sefalar getirdi. Bu akşam dedik başkanım, iftardan sonra bizim artık klasikleşti Ramazan'da. İftardan sonra çaylarımızı alalım elimize, memlekete konuşalım istedik. Bu hafta sizi davet ettik, icabet ettiniz, iyi ettiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Beni bu akşam konuk ettiğiniz için ve sesimizi Ünye'nin çok değerli vatandaşlarımıza ve Türkiye'de, dünyada bizi nerede izlenebiliyorsak orada bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun, bizi konuk ettiniz. Siz sağ olun çok başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, davetimizi kırmadınız. Başkanım, bir tanıyalım sizi, sonra partinizi tanıyalım. Bu akşam memleketi böyle bir konuşmaya başlayalım. Evet, memleketin meseleleri bizim tanımımızın da çok önünde konuşulması gereken konular oldu artık. Ben Ordu doğumluyum, Orduluyum. Mesleğim öğretmenlikti. Öğretmenlikten sonra öğretmenliği bırakarak bir süre yurt dışında yaşadım. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. 2000 yılından bu yana da inşaat alanında, ısıtma alanında devam ediyorum. Reklam alanında faaliyetlerim var. Sonra da dedik ki memleketin meseleleri çok daha işimizden önemli. Memleketin meseleleriyle de biraz ilgilenelim. Taşımın altına elimizi koyalım dedik. Ve daha önce Mustafa Sarıgül'le birlikte bir yola çıkmıştık. Evet. Tam parti kurma aşamasındayken o yolculuğumuzu biraz durdurma kararı almıştık. O günün koşullarında onu gerektiriyordu ve bugün artık kısmet dedik, artık yola çıkalım. Ülkenin bize çok daha fazla ihtiyacı var, o günden çok daha fazla ihtiyacı var dedik ve yola çıkmaya karar verdik. Ve 20 Aralık 2020'de de partimizi resmen kurarak halkımızla partimizi buluşturmaya karar verdik. Evet. Başkanım iyi de yaptınız. Şimdi Türkiye Değişim Partisi. Türkiye Değişim Hareketi'nden partiye döndü. Bir o süreci izleyicilerle bir paylaşalım mı? Ardından çünkü biraz genele çıkacağız. Biraz ulusala ineceğiz. Biraz memlekete geleceğiz. Biraz Ordu'ya geleceğiz. Biraz Altın Ordu'ya geleceğiz. Bugün sohbetimizi tamamlayacağız. Ama Türkiye Değişim Partisi nereden başladı? Hangi fikir onu oluşturdu? Buradan başlayalım isterseniz. Şimdi biz başkanımız, daha doğrusu biz de başkanımız da Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorduk. O yıllarda başkanımız Deniz Baykal'ın karşısında lider olarak, aday olarak çıktığı zaman açıkçası bir engellenme oldu. Ve biz de o zaman Baykal'a karşı liderimiz bir şey başlattı, Mustafa Sarıgül. İsyan etti açıkçası. Yani Türkiye'deki muhalefet anlayışına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü koşullardaki içinde demokratik olmayan sisteme isyan ettik. Hepimiz de aynı şeyleri içinde bulunduk. Ve o noktada tabii bizi irhaçlar başladı. İrhaç oldu. Ve dedik ki bir kenarda oturamayız. Bir hareket başlatalım dedik. Hatta hareketi de partileştirme noktasına da getirdik. Türkiye'nin tamamında ilinde ve ilçelerde örgütlendik. Binalarımız açıldı. İnsanlar bize çok büyük ilgi de gösterdi, alaka gösterdi. Bizimle birlikte yol arkadaşlığı da yaptı. Ama o günün koşullarında Deniz Baykal ve Kılıçdaroğlu değişimi olunca biz açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin o yakaladığı, Kılıçdaroğlu'nun yakaladığı o rüzgarı kesmemek adına dedik ki bizim derdimiz memleketin meselesi. Bir koltuk değil, bir parti kurmak değil. Evet. Yani parti halkın ihtiyaçlarından kurulur. Ben ya da halkın ihtiyaçlarına göre parti kurarsanız ancak başarıyı yakalayabilirsiniz. Biz dedik ki bizim derdimiz parti kurmak değildi. Bizim derdimiz halka umut olmaktı, çare olmaktı. Kılıçdaroğlu da
değişikliği olunca, Kılıçdaroğlu'da böyle de bir rüzgar alınca biz Sayın Sarıgül'e dedik ki başkanım bu hareketi durduralım. Ha tabii bunun yanında bazı arkadaşlarımız da bize dediler ki işte başkana bize karşı çıktılar. Dediler ki bize ne? CHP'nin içindeki değişiklikten, Kılıçdaroğlu'nun gelmesinden bize ne? Biz yolumuza devam edelim dediler ama bu süreçte de lider her iki görüşü de dinler, birine karar verir. Evet. Başkan o anda dedi ki evet ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yakaladığı bu rüzgarı kesmeyeceğim. Ve dedi güç vereceğim dedi. Biz güç verdik. Ve o 10 yıllık süreç içinde de gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olabilmesi için ve halkımızın AK Parti iktidarından kurtulması için ne gerekiyorsa, nasıl bir destek vermesi gerekiyorsa elimizden geleni fazlasıyla yaptığımıza inanıyoruz. Ama bu süreç içinde baktık ki hükümet yoruldu. 20 yıldır yöneten evet. insanlar ülkeyi yoruldu. Artık söyleyecek bir sözü kalmadı. Halkın durumu ortada. Bir şey söylememize gerek yok. Zaten bütün vatandaşlarımız ne yaşadıklarını biliyor, ne çektiklerini, ne sıkıntılar çektiklerini biliyor. Gençlerimizin nasıl umutsuz, çaresiz olduğunu biliyor. Tarımın durumu ortada. Otu samanı ithal eder hale gelmişiz. Buğdayı ithal eder hale gelmişiz. Eti ithal eder hale gelmişiz. Daha doğrusu biz dünyada kendi kendine yeten, hatta dünyaya bakan ülke konumundan Bulgaristan'dan ot saman alır hale gelmişiz. Patatesi ithal eder hale gelmişiz. Bu durumdaydık. Ve dedik ki tamam iktidar kan kaybediyor. Halktaki karşılığını kaybediyor. Ama muhalefette umut olmuyor. Yani böyle de bir durum var ortada. Evet. Ve kararsızlar başlı başına iktidar partisi olmuş durumda. Yani halk diyor ki tamam ben AK Parti'den diye umudumu kestim. Ama oy vereceğim parti yok diyor. Şimdi gençlerimize bakıyoruz. Yani gençlerimizin %80'i yurt dışına gitmeye çalışıyor. Evet. Özellikle de iyi üniversiteleri bitiren, derece yapan gençlerimizin tamamı yurt dışına gidiyor. Evet. Başkanım sözünüzü kesmek değil amacım. Bu arada rejide arkadaşlar sesin az geldiğine dair bir uyarı aldık. Onunla ilgilenirse seviniriz. Başkanım şöyle. Şimdi öncelikle Sarıgül, Sayın Sarıgül bizim memleketimizde tanınan birisi. Evet. Evet Türkiye genelini tanıyor ama bizim özellikle Ordu'da tanınan birisi. Şöyle bizim bütün ilçelerimizde arkadaşlar da buna şu an katılıyorlar. Bütün ilçelerimizde hatta bütün köylerimizde İstanbul'da hangi cenaze varsa mutlaka evet. en baştan kendi aracını göndermiştir. Şişli evet. Belediyesi döneminde. Şimdi tanınan birisi her ordulunun da kapısını çaldığı bir lider, bir siyasetçi. Bu orada işinizi kolaylaştırdı mı bu süreç? Hani Sarıgül'ün Ordu bölgesine seviliyor olması sizin bu şehirde işinizi kolaylaştırdı mı? Aslında Sarıgül sadece Ordu'da değil, Türkiye'nin her yerinde tanınıyor olması işimizi kolaylaştırıyor. Zaten biz hep şunu söylüyoruz. Yani biz buradaki Ankara'da bir rüzgar esecek ki biz o rüzgarı burada fırtınaya döndürelim. Yani eğer lider tanınmıyorsa, liderinin bir bilinirliği yoksa, daha doğrusu liderin bir de hikayesi yoksa siz ne kadar parti kurarsanız kurun başarılı olamazsınız. Zaten bugün 104 tane parti var. Yani 100 partinin içinde ilk 5'lerden bahsediyoruz. Yani parti kurmak kolay bir şey. Ama liderin tanınıyor olması, lideri tanıtabilmek, liderin bir hikayesi yoksa, başarısı yoksa siz bir şey yapamazsınız. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bile şöyle bir sözü var. Biz belediyeciliği Sarıgül'den öğrendik. Çünkü Türkiye'de bütün belediyeler şu anda cenaze için otobüs veriyorlar Türkiye'nin her yerine. Evet. Oysa bu akımı başlatan Sarıgül'dür ve ilk kendisi de başkan zaman zaman anlatır. Ben ilk arabayı gönderdiğim için dava açtılar bana. Yargılandım diyor. Yani siz devletin arabasıyla nasıl gönderirsiniz diye. Ama dedim ki diyor olsun işte hatta başkan yardımcılarının da bana bunun bir suç olduğunu söyledikleri zaman olsun vatandaşın içi çözülsün de biz cezaevinde yatalım dedim diyor. Yani evet. vatandaş orada cenazesini götüremezken ve siz anında karar vereceksiniz. Bunu 3 gün sonra 5 gün sonra bakarım deme şansınız yok.
Yani o otobüsler ondan sonra evet bir çığır açmıştır, gitmiştir. Yani belediyecilik anlamında da çok vardır. Çok yenilikleri vardır. Evet, belediyede tamam, bunu kabul etmek lazım. Yani o partiden oluruz veya olmayız. Gerçekten evet. Belediyecilik anlamında Sayın Sarıgül şişliği şişli yapan isimdir. Şimdi bütün liderlere soruyoruz. Özellikle muhalefeti tercih etme sebebimiz şu. Şimdi arkadaşlar diyecek ki muhalefet partisini devamlı konuk alıyorsunuz diyecek. Ben de şunu söylüyorum. Arkadaşlar çok seslilik her zaman güzeldir. Yani önce aslında muhalefetten gidişatı öğreneceğiz ki en son iktidara zaten soracağız. İktidarın zaten üç aşağı beş yukarı söylemlerini biliyoruz. Biz aslında bu süreçte muhalefeti dinlemek istiyoruz. Şimdi bütün muhalefet liderlerine şu soruyu sorduk başkanım. Evet, herkesin gönlünde ülkeyi yönetmek geçer ki herkes ülkeye hizmet etmek için ülkenin yöneticisi vasfında olmak evet. ister. Şu an Türkiye Değişim Partisi iktidar olma durumunda. O kadrosu hazır mı? Yani ülkeyi yönetecek kadrosu var mı? Devamında şeyi soracağım. Şu an bir ittifak olma durumunda hangi ittifakta yer alır acaba diye de soracağız. Ama şu an ondan önce ki izleyenlerden de bu soru gelecek ben tahmin ediyorum. Merak edilen konulardan biri ise Türkiye Değişim Partisi'nin şu an gerçekten ülkeyi yönetecek kadrosu var mı? İkincisi de dediğim gibi. Eğer bir ittifakta olma durumu olursa hangi ittifakta yer alır? Ben şöyle söyleyeyim. Bizim kadrolarımız Türkiye'nin ben şöyle Türkiye'de sizce 50 bin kişi, 60 bin kişi iyi yetişmiştir, yetişmiş insan yok mudur? Bir kere Türkiye'nin kadroları zaten bizim kadrolarımız. Yani Türkiye Değişim Partisi'nin ekstra bir kadroya bana göre gereği yok. Eğer siz yöneticiyseniz ben diyelim ki bakanım ben. Milletvekiliyim. Ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Ben sadece iyi bilenlerle çalışmak zorundayım. Türkiye'de de iyi bilen, çok yetişmiş, iyi yetişmiş çok insan var. Özellikle de bizim Türkiye'den yurt dışına gidip oralarda kendini çok iyi yetiştirmiş çok iyi insanlarımız var. Ya biz onları Türkiye'nin kadro sıkıntısı yok yani. Hı. Sadece Türkiye'nin İktidarla halkın sorunları, dertleri aynı değil. Sorun o. Yani halkın güzel, derdi güzel başka. Nokta koydum. Halkın çok derdi başka. Halkın derdi başka. Vatandaş iktidarı yönetenlerin ve muhalefetin gündemleri başka. Eğer siz halkın derdiyle dertlenseniz, halkın derdine çözüm bulmaya çalışsanız kişi olarak bütün vatandaşlar sizin zaten hem yardımcınız hem kadronuz. Biz tepeden bakılıyor şu anda. Halk düşünülmüyor. Nasıl ben kazanabilirim? Etrafım nasıl kazanabilir? Daha kısa yoldan çalışmadan nasıl daha çok kazanç elde edebilirim? Biz sadece bunu düşünüyoruz. İktidarın suçu mu peki başkanım? İktidar, yani bakın iktidarın suçu. İnsanlar hazırcıysa burada iktidarın suçu nedir? Ya bakın şimdi şöyle hem iktidarın ülkeyi yöneten eğer 20 yıldır yöneten sizseniz elbette ki sizin çok suçunuz var. İktidarın çok suçu var. Bugün 10 yaşındaki bir genç çocuğumuz 20 yıl sonra 30 yaşına geldi. Yani AK Parti iktidarında büyüdü. Okula onunla başladı. Onunla artık anne baba oldu. Bahane bulamazlar. Siz nasıl yetiştirirseniz anne baba çocuğunun nasıl yetiştirirse öyle gider o. Çocuk anasının babasının aynasıdır. Evet. Aynasıdır. Vatandaş da hükümetlerin, devletin aynasıdır. Siz yetiştirdiniz. Kolaycılığa siz alıştırdınız. Çalışmadan, üretmeden yemeye siz alıştırdınız. Yani çocuklarımızın suçu değil. Bakın eğitim aileden başlar. Çevreyle devam eder. Sonra okuldur. Siz eğer iyi bir ailede yetiştirmiyorsanız çocuğu, iyi bir çevrede yetiştirmiyorsanız okulun çok yapacağı bir şey yoktur. Eğer siz bunları yetiştirebiliyor olsaydınız bu vatandaşlar bugün çok iyi yetişmiş meslek sahipleri ve bu süre içinde de siz gerçekten bu halkın
sorgulayan gençler, sorgulayan, çok soru soran çocuklar olarak yetişmesini sağlasaydınız, bunlar da iyi bir meslek sahibi olacaklardı. Adaletli bir bölüşüm yapabilseydiniz, demokrasiyi çok iyi geliştirebilseydiniz, ülkeye güven olacaktı. Bakın, dediniz ki biraz önce medyada yer veriliyor, verilmiyor herkesin. Türkiye'de basın özgürlüğü yok. Kaç tane ülke var? Biz 154. sıradayız basın özgürlüğünde. Yani bu utanç verici bir tablo. Bakın, biz size çok teşekkür ediyoruz. Bizi ekranlarınıza çıkarttınız, yer veriyorsunuz. Ama bugün yerelde bile birçok kanal diyor ki, işte ben bunları çıkartırsam hükümetten ne baskı görürüm. Onu da bırakın, medya bölünmüş. Diyelim ki ulusal ve yerel 1000 tane kanal varsa, genelde 1000 tane kanal varsa, bunun 700-800 tanesi iktidarın, gerisi de muhalefetin. Yani muhalefet özgürlükten bahsediyor ama o da bizi de çıkartmamaya çalışıyor. Basın özgürlüğü diyor ama o da sansür uyguluyor. İktidarınki de uyguluyor. Ama biz diyoruz ki bu çok yanlış bir şey. Hükümetlerin, muhalefetin medyası olmaz. Halkın medyası olur. Medyanın birinci öncelikli görevi nedir? Basın doğruyu, doğru gördüğünü, doğru bildiğini, doğru düşündüğünü halka anlatmaktır. Evet. Şimdi beni doğrular niteliklesiniz hocam. Bu akşam evet, basın özgürlüğü deyince bizim de yaramıza aslında basmış oldunuz, parmak basmış oldunuz. Şimdi bu akşam da hatta sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Dedim ki iktidarın doğrularını gündeme getirdiğimiz zaman muhalefet tarafından iktidar yanlısı, iktidar yalakası olarak nitelendiriliyoruz. Fakat muhalefetin yanlışlarını söylediğimiz zaman bu sefer de muhalefeti destekleyenler tarafından, işte iktidarı destekleyenler bize işte solcu, affedersin FETÖ'cü, bilmem neci, böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani dedim ki bu ülkede tarafsız olmak gerçekten zor bir durum dedim. Siz de bizim tam bu akşam yaramıza parmak basınca bunu söyleyelim dedik. Peki başkanım, nereye gidiyoruz böyle? Memleket meselesi dedik ya. Ne olacak memleketin hali? Nereye doğru gidiyoruz? Ya da bir eğitimci olarak da aslında bu akşam burada olmanızın bizim için bir artısı var. Yani bir eğitimci olarak, bir eğitimci gözüyle gerçekten hani ülkenin gittiği yolu nasıl görüyorsunuz veya ne yapmamız lazım? Vatandaş olarak, öğrenciler olarak veya işte veliler olarak ne yapmamız gerekiyor? Yani bu süreç nereye gider? Bakın, yaşadığımız bütün olumsuzlukları görüyoruz, biliyoruz ve biz yaşıyoruz. İşte kolaycılıktan vazgeçeceğiz. Bizi uzaydan birileri gelecek de kurtaracak diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Eğer evimizin önünde bir yangın başlamışsa, bir yerde yangın başlamışsa, bunu ilk önce bizim söndürmemiz gerek. İşte biz onun için de diyoruz ki iktidar yoruldu. Muhalefetin umut olamadığı ortada. Bir çare gerek ama. Bir değişim gerek. Gelin diyoruz hep beraber. Bayrak birliği diyen, hudut birliği diyen, Atatürk'ün düşüncelerine inanan, onu özümseyen, cumhuriyetin değerlerini diyen, laikliği savunan, din özgürlüğünü, düşüncesini savunan, yani benim dediğim daha önemlidir değil, vatandaşın, yani toplu ortak akılın dediğinin çok daha üstün olduğunu kabul eden herkesle bir yola çıkalım diyoruz. Bu kötü girişe dur diyelim diyoruz. Biz bunu başarabiliriz. Biz şimdi önümüzde bir örnek var, bizim Kurtuluş Savaşı örneğimiz var. Yani her tarafımız istila edilmiş, ordularımız dağıtılmış, işgal edilmişiz. Ama biz bunu başarmışız. O günün koşullarında topsuz tüfeksiz bunu başarmışız. Bugünün koşullarında çok daha iyisiyle yapacağımız fazla bir şey değil. Hükümeti değiştirmek, iktidarı değiştirmek. Peki hükümet değişirse, iktidar değişirse her şey çözülür mü? Kesinlikle çözülür. Bakın, belki bizim toplum olarak yaptığımız en büyük yanlış şu. AK Parti ilk iki döneminde çok iyi çalıştı. Bunu çok iyi gerçekten başardı. Söyleyebiliyor musunuz? Muhalefet olarak. Ya nasıl söylemem? Şimdi biz ordudan buraya, şu anda Ünye'ye bir saat olmadı geldik. Oysa ben bilirim ki biz ordudan Fatsa'ya 2 saatte gelirdik.
Ünye'ye gelmek bizim 3 saatimizi alırdı. Yani biz şimdi bu yolların yapılmadığını, duble yolların yapılmadığını inkar mı edelim? Böyle bir şey yok. İyi yapılmış şeyler tabii ki var. Ama bunun yanında da şunu söylemiyoruz. Söylemek zorundayım. Geçmediğimiz köprülere dolarlar ödüyoruz. Geçmediğimiz veya garanti paralar verilmiş. Ziraat Bankası'ndan müteahhite krediyi vermişsiniz. Faizini de işte 6 yılda faiziyle öde demişsiniz. Millete 22 yılda ödettiriyorsunuz. 1 milyar 600 milyon dolara yaptırdığınız köprüyü 22-23 milyara, 24 milyara mal ettiriyorsunuz. 24 milyar dolara mal ettiriyorsunuz. Buna da yanlış demeyelim mi? Yani tutmuşsunuz bir havalanı yaptırmışsınız bir yere. Ordu havalanı mükemmel bir şey. Denizin ortasında yapmışsınız bizim koşullarımızda. İyi ama bazı yerlere de öyle bir havalanı yapmışsınız ki adama demişsiniz ki günde 1 milyon yolcu garantisi. Ya şehir günde 3 defa gidip gelse 1 milyonu bulamıyor. Buna da yanlış demeyelim mi? Evet. Yani yanlışa yanlış tabii ki diyeceğiz. Doğruya da doğru diyeceğiz. Peki bunun yanında bakın şu son pandemi dönemiyle ilgili insanlarımız, esnaflarımız kepenk kapatıyor. Tam oraya gireceğim hocam. Önemli bir konu çünkü. Bölmemem, kesmemem gereken bir konu. Ciddi ciddi konuşulması gereken bir konu. Birkaç tane mesajımız var. Müsaadeniz olursa. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. İttifak dediniz ya. Onunla ilgili. Onu da konuşayım. Evet, onu söyleyeyim. Biz ittifak yapacağız. 83 milyonla ittifak yapacağız. Biz niye bir başkasıyla ittifak yapalım? Nedir yani? Biz neden korkuyoruz? Yani biz iktidara gelememekten mi korkuyoruz? Birisinin arkasına saklanalım da görünmeden oradan sıyrılırız mı diyoruz? Yani biz diyoruz ki biz neler yapabileceğimizi, projelerimizi, halkı nasıl kalkındıracağımızı, bu sorunları nasıl çözeceğimizi tek 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 anlatacağız. Ondan sonra da vatandaşa gideceğiz, diyeceğiz ki biz Türkiye Değişim Partisi olarak sizin dertlerinize bu şekilde çare bulacağız. Sorunlarınızı da çözeceğiz. Ortak akıllı çözeceğiz. Demokrasiyi getireceğiz. İnsan haklarını getireceğiz. Dünyaya güven vereceğiz. Diyeceğiz ve halkımıza gideceğiz. Halkımız bize der ki kardeşim biz size inanmadık. İnanmadık. Siz biraz daha bekleyin der. Saygı duyarız. Başımızın üstünde yeri vardır. Halkımızın verdiği kararın. Ama biz birisinin koltuğun altına sığınarak bir yere gitmeyiz. Biz ittifak yapacaksak halkımızla yaparız. Biz seçime tek başımıza gireriz. Kazanırız, kazanmayız. Ama kazanmayız lafı diye bir şey yok. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Halkımız da bize inanacak. Biz bundan eminiz. Çünkü biz halkımız için çalıştığımızı onlara göstereceğiz. Yanında olduğumuzu görüşeceğiz. Biz ulaşılır olduğumuzu halkımız görecek ve bize güvenecek. Halkımızın şu andaki en büyük sorunu iktidara da muhalefete de güvenmemesi. Biz bu güveni sağlarsak zaten iktidar oluruz. Evet. İttifaka gerek yok. Şimdi başkanım 3-4 hatta 5 platformdan şu an yayın yaptığımız için bizi de Facebook üzerinden birkaç tane mesajımız var. WhatsApp'tan da mesajlarımız var. Müsaadeniz olursa size ulaştırmak isterim. Ergül Güneş. İyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey. Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Ergül Başkanım Gelecek Partisi Gölke İlçe Başkanı. Evet. Az önce sesin az geldiğine dair bir uyarı vermişti. Muhtemelen o problemi düzelttik. Evet. Emrah Çelenk iyi yayınlar diliyorum demiş. İstanbul'da kendisi. Benim amcaoğlum. Evet. Olgun Karameş'e iyi yayınlar demiş. Selamlar demiş. Olgun Karameş'e. Limon Çiçeğim isimli bir arkadaşımız iyi yayınlar demiş. Serkan Dikmen başarılar diliyorum başkanım ve inşallah parlamentoda görmek istiyoruz demiş. Bulancak'tan iyi akşamlar, sevgiler, saygılar diye de belirtmiş. Hatice Hanım Ünyeli hayırlı huzurlu yayınlar diliyorum demiş. Sağ olsun. Evet. Tülin Hanım bizi Fransa'dan izliyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Biz de selamlar gönderiyoruz kendisine. Hatice evet. Hanım'a da evet sizin memleketinizdeyiz, evinizdeyiz. Bunu bir kez daha ifade edelim. Hakan Malgaf hayırlı yayınlar dileriz. Adana'dan selamlar demiş. Hakan Malgaf. Sizlere de başkanımız teşekkür ederim. Evet. Kendisine de.
Şöyle demiş, huzurlu, dışarıda onurlu bir duruş için değişim şart demiş. Yani içeride huzurlu, dışarıda onurlu bir duruş için değişim şart. Güzel de aslında bir paylaşım yapmış. Evet, isterseniz bu son mesajdan başlayalım başkanım. İçeride huzurlu, dışarıda onurlu bir duruş ne demek? Şu an bizim dışarıda onurlu bir duruşumuz yok mu demek acaba? Bunu bir açalım mı? Hakan Mangaf'ın mesajını. Hakan Başkanım'a Adana'ya selam gönderdim. Adana İl Başkanımız, ben hep onu da saygıyla selamlıyorum. Bütün Adanalılara da buradan selamlarımı söylüyorum. İçeride huzurlu demek ne demek? Bugün eğer siz mutluysanız, çocuklarınızla akşam eve gittiğinizde işte fileniz dolu gidiyorsa, ekmeğinizi alıp götürebiliyorsanız, çocuklarınızın istediklerini işte gelecek ay kızım, gelecek ay oğlum diye sürekli ertelemiyorsanız, onları şöyle bir duygu içinde değilse, ya baba gelecek ay ne zaman gelecek diye düşünmüyorlarsa, evet. Siz sabahın işe mutlu kalkıp işinize gidebiliyorsanız huzurlusunuz. Ama siz çocuklarınızın isteklerini gerçekleştiremiyorsunuz, çocuk okula gidecek ona harçlık veremiyorsunuz, gidecek bir işiniz yok, çocuğunuz sizi çalışıyormuş diye görsün diye sadece kahveye gidip oturup akşam çalışmış gibi eve gelebiliyorsanız ve o çocuğa sabahından harçlık veremiyorsanız, ayakkabısını yenileyemiyorsanız, düşünsenize o babanın halini. Evet. Huzur olur mu o evde? Olmaz. Peki bu kadar sorunlar içinde yaşayan bir toplumda her gün kadın cinayetleriyle yaşıyoruz değil mi? Her gün mutlaka ülkemizde bir kadın cinayeti oluyor. Allah aşkına, hepimizin kızı var, oğlu var. Eğer bir ailede para geliri varsa, huzuru varsa, ekonomik sıkıntısı yoksa kavga olmaz. En azından böyle olmaz. Bugün bütün huzursuzlukların kaynağı işsizliktir. Geleceğe güvenle bakamamaktır, umutludur. Yani evdeki kavgaların %90'ı ekonomiktir. Siz ekonomiyi düzgün hale getirirseniz sorunu çözersiniz. Bak, Türk milleti olarak bizim belki de en büyük yanlışlarımızdan biri diyorum buna yalnız. Biz inanın şu binaya yaptığımız yatırımları çocuklarımıza yapsak, iyi eğitmiş olsak, onları iyi iş sahibi yapmış olsak bu sorunların çoğunu aşmış oluruz. Yani eğitim alanında başarılı değilseniz o ülkede kalkınamazsınız. Huzur da olmaz, kalkınma da olmaz, zenginlik de olmaz. Birinci yapmanız gereken eğitim. Yani Ar-Ge'ye çok para yatırmanız lazım. Ayırmanız lazım. Bütçenin neredeyse yarısını Ar-Ge'ye ayırın. Eğitime ayırın. Bu ülkenin sorununu 15 senede çözersiniz. Sorun kalmaz bu ülkede. İnanın Finlandiya ile yarışırsınız. Almanya ile yarışırsınız. Fransa ile yarışırsınız. Bir tespitiniz vardı hocam. Ben onu çok tutmuştum. Buradan da izleyici arkadaşlarla. Aslında bu akşam burada olmamızın sebebi az önce ifade ettiğim, isterseniz telefonu kapatabiliriz hocam. Size mahsuru varsa. İfade ettiğimiz gibi iftardan sonra bir çay sohbeti. Çay sohbetinde arkadaşlar sohbetimize dahil olmuş olmaları bunun güzel bir tarafı. Evet. Hem de faydalı konuşmak. Şimdi ne yazık ki günümüzde bir araya geliyorlar. İşte affedersiniz lak 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 konuşuluyor ama ortada bir şey yok. En azından faydalı bir sohbet olmuş olur dedik. Az önce bir tespitiniz vardı beyin göçüyle alakalı. Hollanda'nın Türkiye'deki işte ODTÜ'deki öğrencilerin işte 3. sınıfında oraya gelmeleri, hatta konsolosların onlarla ilişkiler kurup onları kendi ülkelerine davet etmeleri ve çalıştırmaları benim ilgimi çekmişti. Bunda hem kayıt altına almak adına hem de arkadaşlarla paylaşmak adına o kısa anekdotu paylaşabilir miyiz? Yine mesajlarımız var. Müsaadenizle bundan sonra mesajı da okuyacağız. Ama o şey neydi yani? Yani şu olay şu, bizim Türkiye'nin en iyi üniversiteleri, 2-3 tane üniversitesini söylüyorum. İşte ODTÜ, Boğaziçi ve Bilkent. Buraların mezun olanların, buradan mezun olan öğrencilerimizin %75-80'i yurt dışına gidiyor. Yani çalışmaya yurt dışına gidiyor. Kapışıyorlar daha doğrusu. Ve benim kendi oğlum da ODTÜ'de uzay ve uçak mühendisliği okuduğu için buradan biliyorum.
Tabii o da bizim partimizde aynı zamanda gençlik MYK'sında. Ona da başkanım dedi ki... Bir saniye, şimdi sizin Türkiye Değişim Partisi'nin gençlik MYK'sında ODTÜ'de uzay ve uçak mühendisi bölümü okuyan arkadaşımız mı var? Yani şimdi şöyle oldu. Önceden... Şimdi çıtayı yükseltiyorsunuz başkanım, o yüzden diyeceğim. Yani ben daha önce de Türkiye Değişim Hareketi'yken oğlum o zaman 10 yaşındaydı. 10 yaşındaydı ve ben Mustafa Başkan'ımla beraber bir fotoğrafı çektirmiştik 10 yaşında. Sonra il başkanları toplantısı için evine gittiğimiz zaman başkanın evine gittik. Bu sefer de oğlum da benden beraber beni daha doğru bırakıp arabayla geri dönecekti. Başkanımı da tanıştırdım. Dedim ki başkanım bak o gördü 10 sene önceki ufak Ali artık büyüdü. Ankara'da ODTÜ'ye geldi dedim. Dedi ne yapıyorsun sen burada? Nerede okuyorsun? Dedi ki uzay ve uçak mühendisliğini okuyorum dedi. Olmaz dedi. Uçak mühendisliğini okuyan, uzay mühendisliğini okuyan, ODTÜ'ye okuyan çocuk böyle bir mütevazi söylemez bu işi. Daha hızlı söyler dedi. Mütevaziliği bırakıyorsun dedi ve sen dedi benim masamda olacaksın. Ne kadar güzel. Vallahi masamda olacaksın. Şu anda evet yani gençlik MYK'sında Onurcan Gençlik Kolları Başkanımız, Onurcan Başkanımızla beraber o da hukukçu bir başkanımız. Hem onun yardımcılığını yapıyor hem gençlik MYK'sında işte gençlere nasıl siyaset ne yapabiliriz, onların sorunlarını nasıl çözebiliriz, ülke için nasıl fayda olabiliriz noktasında devam ediyor. Ben şunu söylüyorum, bütün gençlerin, yetişmiş gençlerin, özellikle derece yapan çocuklarımızın yurt dışına gitmemesini hayal ediyorum ve istiyorum. Onun için de kendi çocuklarıma yasak. Yani yasak mıdır? Yani eğitim amaçlı gitmek serbest ama orada yaşamak, orada çalışmak yasak. Ama bunu şunu söyleyeyim. Peki daha iyi imkanlar. Mesela şu an diyor ki ODTÜ mezunu arkadaşa sizin de ifade ettiğiniz gibi 5 yıl sözleşme yapalım. 5 yıl Hollanda'da çalışın. Hatta evet. 5.000 Euro'dan başlatıyor. Evet 5.000 Euro Türkiye şartlarına göre 50 evet, bin lira. Evet yani. Şimdi 50 bin lira maaş verirlerse de mi gitmez sizin evladınız? Yani ben şöyle söylüyorum. Amaç kendini kurtarmak mı? Ülkeyi mi kurtarmak? Biz burada kendimizi kurtarmak istiyorsak niye zaten siyaset için yollardayız? Benim çocuklarım zaten orada doğumlu. Avusturya doğumlu. Yani orada doğdular. Ben onları buraya getirdim. Orada yaşamasınlar. Türkiye'de eğitim alsınlar. Türkiye'ye hizmet etsinler diye. Ben de öyle döndüm. Evet. Ben öğretmenliği bırakıp oraya gittiğim zaman giderken de zaten 10 yıl için gittim. Yani dedim ki çocuklarımı orada okula vermem. Vermedim de nitekim buraya geldik. Yani şu var. Beyin göçü gitmemeli. Benim bir kızım da Görköy'de rehber öğretmen. Çocuklara bir test yapmış. İşte ne hayal ediyorsunuz? İleride neler düşünüyorsunuz? Getiriyor işte paylaşıyor yazdıklarını falan okuyoruz. Rehber öğretmen olduğu için. Ya isimlerini gördüm. Şey yazılarında şu var. Daha ortaokul çağındaki çocuklar. İşte iyi bir liseye gitmek, iyi bir üniversiteye gitmek ve sonra da yurt dışına gitmek. Ortaokul çağındaki çocuklar işte yurt dışında yaşamak istiyorum. Böyle ya gençlerimizin hayali artık yurt dışı olmuş. Bu olamaz. Bu Türkiye'nin altına dinamit koymak demek. Evet hocam. Bizim çocuklarımız oraya gitmeyecek. Bilkent'teki, Boğaziçi'ndeki, ODTÜ'deki çocuklarımızın %80'i yurt dışına gidiyor. Beyin göçümüz oraya gidiyor. Şimdi Uğur Şahin kaçırmışız buradan. Göndermişiz buradan. Bu çocuklarımız oraya gitmişler. Ve bakın buradan dünyada insanlığa iyi bir hizmet verdiler. Alman aşısını buldular. Evet. Ama bakın bu çocuklar burada olabilirdi. Aziz Sancar Nobel ödülünü aldı. Bu bizim değerlerimiz bunlar. Yani Mehmet Öz. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız çözüm lazım? Çözüm nedir? Yani onlara çözüm gitme, çok basit. Göndermemek için çok basit, çok basit. Onlara Ar-Ge'yi bir kere çok iyi para araştırmamız vermemiz lazım. Üniversiteyi bitiren çocuğumuz burada laboratuvarını en iyi şekilde bulmalıdır. Yani kendini yetiştirebileceği, geliştirebileceği en iyi koşullarda yaşamalıdır.
Bakar mısınız? Ben Cumhurbaşkanımızın damadı bugün siyaları yapıyor, değil mi? Evet. Bayraktar. Bayraktar. Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan MIT'yi bitirmiş. Ve ben çok takdir ettiğim bir genç. Olağanüstü hayran olduğum bir genç. Bak 10 tane genç kendi hikayesinden dinlediğim için söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza bir gün diyor ki ben işte bu sihaları yaparım diyor. O da diyor ki ya bir planörünü yap da bir görelim diyor. Gidiyor MIT'den 10 tane sınıf arkadaşını, okul arkadaşına diyor ki bunlar çeşitli ülkelerin beyinleri. Hadi diyor Türkiye'ye gidiyoruz. Bunları yapacağız gösterici ve Türkiye'ye gidiyoruz diyor. Ve geliyorlar o 10 tane beyin bakın burada bugün çok övündüğümüz, çok iyi işler çıkarttığımız siyahları yaptı değil mi? Evet. Ya 10 kişi 10 ama kişi. Ama imkan verildiği takdirde. İmkan verildiği zaman evet. Zaten ben şunu söylüyorum. Bize diyorlar ki işte Türkiye'de futbolcu yetişmiyor. Allah aşkına Avrupa'da 3 milyon yabancı işçimiz var. O işçinin çocukları çok iyi futbolcular oluyorlar. Geliyorlar biz de bizim takımlarımızda oynuyorlar. O insanların çocukları orada iyi futbolcu olurken burada niye olmuyor? Çünkü havasından biz alt ya da suyu. Hayır hiçbir şey yok. Sadece ne biliyor musunuz? Altyapıya önem vermiyoruz. İnsana değer vermiyoruz. İnsana önem vermiyoruz. Ve disiplinimiz yok. Orada çok iyi oynayan bir futbolcu var. Çok iyi futbolcu olacak bir çocuk var. Ama geliyor diyor ki ya sen hoca diyor. Ben diyor sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim çocuğu oynat oraya diyor. O zaman o öbür çocuğun yerine oynayamayan, yeteneği olmayan çocuk sahaya çıkıyor. Evet. Siz buradan daha ne bekliyorsunuz? Altyapı yok. Yani her şey var. Ununuz var, tuzunuz var. Ama hamuru yoğurmuyoruz. Evet. Bu da Sayın Adana İl Başkanımız Hakan Malgaf'ın son mesajını aslında doldurmuş oldu. İçeride huzurlu, dışarıda onurlu bir duruş için değişim şart demişti. Onu açmıştık aslında. Konu buralara geldi. Evet, Hakan Malgaf Başkanım da ben söylemlerini beğendim. Allah yolunuzu açık etsin diyeceğim. Hakan Yıldız, Ahmet Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Sayın Başkanımız Ünye'mize hoş gelmişler. Ayaklarınıza sağlık dedi. Hakan Yıldız da bizim TV ligimizin Ünye temsilcisi. Yine İl Başkanımız barışa barışa büyüyeceğiz. Çok güzel aslında değil mi? Barışa barışa büyüyeceğiz. Yani, yeterince kavga ettik zaten. Evet. Bunu aslında güzel bir söylem. Ben de Sayın Başkanım'a Adana'ya çok sık yolculuğumuz oluyor. Başkanım'a tanışmak isterim. Evet. Güzel söylemler olan bir insan. Evet. Gizem Kaya Emirzeoğlu. TC Gizem Kaya Emirzeoğlu. İyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey. Ülkemizin sorunlarına çare olmalarını diliyorum demiş sizler için. Umarız gerçekten artık çareye bence de artık ihtiyaç var. Hatice Hanım, hoş geldiniz. Her çarşamba evlerimize sizi ağırlamaktan onurluyuz, sefalar getirdiniz demiş. Hoş bulduk. Biz de Ünye'ye gelmekten gerçekten hoşnutuz, seviyoruz bu şehri. Kaliteli yayından dolayı Moda TV'ye teşekkürler demiş Sayın Başkanım tekrar. Başkanım biz teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi biz doğrudan yanayız. Doğruyu söylediğini ya da doğruyu söyleyeceğini düşündüğümüz, inandığımız herkesin başımızın üzerinde, ekranımızın en güzel yerinde yeri var dedik. Ve ben zaten İlhan Başkanım'ı karakter olarak tanıyoruz. Bir de burada konuk olarak ağırlamak da bizim de... Hasan Orta Başkanım iyi yayınlar demiş. Sağ olsun size göndermiş. Yeniden toplumsallaşmak için toplumu ayrıştırmadan siyaset için değişim şart demiş Sayın Başkanım. Evet Cemil Güldaş. Cemil Güldaş mesajını okumadan önce başkanım şunu ifade etmek istiyorum. Gönlünü sevdiğimiz, kişiliğini sevdiğimiz ve kişiliğinden evet. Emin olduğumuz kıymetli bir arkadaşımız. Bugün de sizin il yönetiminde olduğunu ben duydum açıkçası. Hem biraz önce şaşırdım sonra mutlu oldum. Yani evet. Böyle güzel insanların, gönlü güzel insanların aslında siyasette çok daha fazla yer almaları gerekiyor. Ama bizde ne yazık ki şöyle bir durum oldu. Eğer toplumda belli bir işte maddi bir gücünüz varsa bugün siyasi partilerin yönetiminde yer alıyorsunuz. Kimse kusura bakmasın ki bu böyle. Yani bugün benim eğer bir büyük bir iş insanıysam siyasi partilerde yerim var ama kim benim işte bilgime, liyakatıma kimse bakmıyor. İşte ekonomik durumuna bakıyor. Ben de Cemil Güldaş'ın sizin il yönetiminde olduğunu bugün duydum ve memnun oldum.
Ahmet Bey iyi yayınlar demiş Cemil Güldaş. Samimi, içten çok güzel program, tebrikler. Değişim başladı ülkemizde demiş. Değişim başladı. Başladı mı başladı mı, bunu da soracağız. Evet, eklemiş Cemil Güldaş, Ersin Güldaş. Türkiye Değişim Partisi Yönetim Kurulu üyeleri keyifle izliyoruz demiş. Biz de sevgiler saygılar gönderdik Cemil Başkanıma ve Ersin Güldaş Başkanıma. Hakan Malgaf eklemiş, biraz uzun mesaj ama okuyacağım. Devlet Planlama Teşkilatı Kurumu'nun acil aktif hale getirilmesi lazım. Vallahi başkanım, bütün samimiyetimle bugün aklıma geldi. Devlet Planlama Teşkilatımız vardı bizim. Evet. Olmalıydı. Niye şimdi yok diye düşündüm. Başkanım da artık nasıl bir enerjiyse bunu eklemiş. Onu da size soracağız. Bunu tekrar önemsiyorum ve okuyorum. Devlet Planlama Teşkilatı Kurumu'nun acil aktif hale getirilmesi lazım. İleriye yönelik planın oluşturmayan hükümet uzun vadeli istikrar sağlayamaz. Lider kadro projesiyle başarı zihniyeti değişim ile gelecek demiş Hakan Başkanım. Her zaman beklerim Ahmet Bey. Adana'da sizi ağırlamaktan onur duyarız. Ben Adana'yı, Adana gerçekten çok sıcak bir, hem coğrafi olarak sıcak başkanım, hem de insanları çok sıcak. Yani Adana çok sevdiğimiz bir şehir. Ben de şu an Adana'da birkaç tane kardeşim var. Artı bizim akrabalarımız da var Adana'da. Adana'ya yerleşmişler. Şu an Adana'dalar. Bizden de selam olsun. Ersin Başkanım Güldaş, şalgamı dolaba koysun, geleceğiz. Aynen. Adana'ya evet şalgam. Ama bize şimdi başkanım şalgam buralarda alıyoruz ya marketlerde falan. Yani sahtesini veriyorlarmış. Aynı değil galiba. Aynı değil. Adana'ya gideceğiz. Orijinal şalgamı orada evet, inşallah içeceğiz. Ersin Güldaş, iyi yayınlar Ahmet Bey. Sayın Başkanımız ordunun ve Türkiye'nin sorunlarına çareyi çok güzel ifade etti. Gerçekten başkanım ifade ettiniz. Türkiye'nin sorunlarına dedi. Çok güzel ifade. Artık değişim şart. Onu konuşacağız başkanım. Değişim başladı demişti ya Cemil Güldaş. Başladı mı değişim? Hani ya da nereden başlıyoruz onu konuşacağız. Ünye Moda TV'ye şahsınıza teşekkür ediyorum demiş Ersin Güldaş. Değişim Türkiye'de Değişim Partisi Yönetim Kurulu üyesi. Hasan Gürkan, değerli dostum İlhan Başkan'a sevgiler sunuyorum. Başarılar diliyorum. Umarım her şeyi düşündüğü gibi olur. Başarılar dilerim demiş. Murat Berke Özkaya'da iyi yayınlar, başarılar demiş. Murat Bey de bizim programcımız. Biz de ona selamlar gönderelim buradan. Memleketinizdeyiz, şehrinizdeyiz. Siz Ordu'ya geldiniz gerçi. Ramazan'dı, ağırlayamadık sizi, evet, ama inşallah Ramazan'dan sonra ağırlayacağız. Evet, evet, Cemil Güldaş demişti başkanım. Türkiye'de değişim başladı. Başladı mı gerçekten bir değişim? Önce Hakan Başkanım'ın söyledi, barışa barışa büyüyeceğiz. Evet. Ne güzel bir söylem değil mi? Barışa ya, barışa büyüyeceğiz. Ya kesinlikle, çünkü kavga ede ede küçülüyoruz. Evet. Biz siyasetçilerimizden çözüm beklerken, bizi yönetenlerden sorunlarımıza, halkımız sorunlarına çözüm beklerken, bir bakıyorsunuz televizyon yayınları başlıyor. 3 dakika memleket meselesi konuşuluyor. 27 dakikada birbirlerine hakaret ve küfür. Ve ondan sonra çocuklarımız zaten yorulduk. Televizyonu başkanım bundan. Gerçekten yorulduk. İnanın yorulduk. Ya. Yani gerçekten ya, zaten biliyoruz birbirlerine hangi hakaretleri edeceklerini de ezberledik. Evet. Ya dinlemek istemiyoruz artık. Aile var diyoruz ya, aile var. Aile artık, siz konuşmayın lütfen, aile var. Evet. Yani çocuklarımızın psikolojisini bozdular bu kavgalarla. O yüzden de diyoruz ki biz artık sağı solu bırakalım. Sağ sol bitti. Bitti. Bu sağ sol bitti. Artık diyoruz ki bu ülkenin kalkınmaya ihtiyacı var. Huzura ihtiyacı var. Ya pasaportunun değeri yoksa, şuna bak ya, her ülke bize neredeyse vize uyguluyor. Her ülke vize uyguluyor bize. İşte diyoruz ya, yurt dışında onun için değeriniz yok. Sizin itibarınız pasaportunuza gösterilen saygıyla. Ya bununla ilgili çok büyük anılarım var da. Çok da zamanınızı bunlarla almak istemiyorum. Pasaporta saygı çok önemli. Yani yurt dışına ben gittiğim zaman değer görmek istiyorum. Aa, Türk gelmiş demeli. Aa, Türkler bizim ülkemize gelmiş demeli. Vay, Türkler niye gelmiş dememeliler. Bunun için de güçlü olmanız lazım. İşte güçlü olmanız, huzurlu olmanız lazım. Huzurunuzun olmadığı yerde siz kalkınamazsınız. Evet. Enerjinizi ona veremezsiniz. O yüzden de mutlaka içeride, Atatürk'ün söylediği söz var işte, yurtta sulh, dünyada sulh. Zaten işte barış varsa, komşularınla kavga etmiyorsan şehirle kavga etmez. Ülkeyle kavga etmezsin, dünyayla kavga etmez. Bir bakmak lazım başkanım, komşularımızla kavgamız var mı?
En yakın komşumuz... Konuştuğumuz komşumuz var mı? En yakın komşumuz Suriye. Kavga halindeyiz. Irak sıkıntı. Ortada. İran ortada. Yani konuşmayalım. Yani başka. Konuşmayalım. Çünkü yani yok yani ortada alttan yok. Alttan kalkamayacağız konuşmayalım. O zaman peki bütün enerjinizi siz kavgaya verirseniz üretime nasıl vereceksiniz? Öyle. Zenginin yolu üretmeden geçer. Bugün niye biz sıkıntı yaşıyoruz? Bizde tüketim ekonomisi var. Üretim ekonomisi yok ki. Bakın Ziraat Bankası çiftçilerimizin bütün traktörlerini haciz etmiş, parkları dolu. Ya Allah aşkına sen buna ucuz kredi verecek yerde, tarımı güçlendirecek, çiftçiyi güçlendirecek yerde üretim yaptığı traktörünü alıyorsun. Ya mazotu bedava verecek yerde, gübreyi sübvanse edecek yerde gübrenin tonunu yapmışsın 3-4 bin lira. Nasıl çiftçi onu atsın? Hepimiz Karadeniz halkı fındıkla geçiniyoruz ve gübre atma zamanı şu anda. Ya kimse gübre atamıyor, kara kara düşünüyor. Bir ton atacağı yere gübre atmış desinler diye 100 kilo atıyor, 200 kilo atıyor. Hakkını vermiyor. Çünkü üretmek bu ülkede yasak hale gelmiş. Ayıplı hale gelmiş sanki ya. Devletin bir sürü sulak tarım arazisi var. Ver, eksin. Niye biz Rusya'dan buğday alıyoruz? Ekiliyor ya başkanım. Haksızlık etmiyor o kadar. Şimdi şöyle, şu an Tarım İl Müdürlüğü mesela buna öncelik ediyor. Ekilmeyen arazilere diyor, ekim başladı, patates ekiliyor mesela. Ama bakın ben hükümet son zamanlarda, hükümet de muhalefet de bizim tüzüğümüzü ve programımızı okur hale geldiler. Okur hale geldiler ve bizden kopya çeker hale geldiler. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Evet. Yani bununla ilgili mesela biz dedik ki partilerde demokrasi yok dedik. Tek adamlık bütün partileri sardı dedik. Koltuğa oturan kalkmıyor dedik. Biz dedik ki partinin üyesi artık hesaba katılmıyor. Delege ağlı oluştur dedik. Tüzüğümüze biz bir madde koyduk. Dedik ki biz de bütün kurulları halk seçici partiye kayıtlı üyeler seçecek dedik. Şimdi herkes diyor ki biz de diyor partiye kayıtlı üyeler seçecek diyor. Biz de mutlu oluyoruz bundan. Bak diyoruz ki biz işte bak değişimi başlattık diyoruz. Değişmeye başladılar. Onlar da değişmeye başladılar. Ama kopya çekerek aldığınız eğitim, önerdiğiniz şeyler bir yere kadardır. Siz kopyacısınız. Yani kendinizi düşünmüyorsunuz. Kendinizi düşünmüyorsunuz, kendiniz üretmiyorsunuz artık. Bir başkası ne derse onu yapıyorsun ama icraata koy. Tamam hadi koyun hadi. Onun için biz diyoruz ki tarım arazilerini, dedik ki sulak tarım arazilerini çiftçilerimize, halkımıza vereceğiz, ektireceğiz. Biz dedik 6 ay sonra, iktidara geldiğimiz 6 aydan sonra dedik silolarımızı bütün gıda maddeleriyle dolduracağız. Buğdayla dolduracağız. Biz Rusya'dan buğday almayacağız dedik. Şimdi diyorlar ki sulak araziyi biz de vereceğiz diyorlar. Biz şimdi diyoruz ki biz Ziraat Bankası'nın parklarında çiftçinin hacizli traktörlerini geri vereceğiz diyoruz. Hadi lütfen verin, hemen verin. Hatta biz bir şey daha söylüyoruz. Biz traktörü olmayan çiftçimize 10 yıl faizsiz 10 yıl ödemeli traktör vereceğiz diyoruz. Lütfen onu da verin. Biz diyoruz ki mazottan, çiftçiye verdiğimiz mazottan ÖTV'yi kaldıracağız, KDV'yi yarıya indireceğiz diyoruz. Lütfen hadi onu da verin. Beklemeyin. Üretim başlasın. Yani siz zaten bu ülkeyi üreten bir ülke haline getirmiş olsanız bizim parti kurmamıza da gerek yoktu. Bugün burada uğraşmamıza da gerek yoktu. Biz ne mutlu keyfimize bakardık. Ülkemizin sorunsuz olurdu. Değişime ihtiyaç yoktu. Değişime ihtiyaç yoktu. Zaten hükümet her şeyi değiştirmiş olurdu. Hülya İlhan Başkanım da demiş ki çiftçimizin hakkını Türkiye Değişim Partisi koruyacak demiş. Hülya İlhan Başkanım da ben... Biz sadece çiftçimizin değil 83 milyonun hakkını koruyacağız. Evet. Yani herkesin hakkını koruyacağız. Çalışanın da, sanayicinin de, üretenin de, çiftçinin de, emeklinin de hakkını koruyacağız. Başkanım, evet yine mesajlarımız var, WhatsApp'tan da var. Hülya İlhan başarılar diliyorum başkanım diye mesaj göndermiş size. Ayrıca. Teşekkür ediyorum. Hakan Yıldız da Ordu ilçelerinde partinin teşkilatlanmaları diyor, yapıldı mı diyor. Son durum nedir diyor. İlçelerdeki yapılanmayı soruyor. Hakan Yıldız. Buraya da geleceğiz, cevaplarımızı isteyeceğiz. Fakat şu an tam kapanmadayız. Evet. Malumunuz.
Sizce doğru bir karar mıydı tam kapanma kararı? Eğer doğru bir kararsa yeterli oldu mu? Yani şu an vatandaş ekonomik olarak yani ne durumda? Ya da bu sorunlar nasıl çözülecek? Ne olacak memleketin halinde? Çok geç kalınmış doğru bir karar. Ama çok geç kalınmış. Yani keşke biz bu kapanmayı kışın yapmış olsaydık. Kışın yapmış olsaydık. Hatta bir ay kapatmış olsaydık. Ama tam bir kapanma olsaydı. Ve sonra sınırlarımızı da çok iyi kontrol etmiş olsaydık. Bugün burada her gün 350-400 kişi kaybetmeyecektik. Bakın 350-400 kişi ne demek? 10 katlı bir binada yaşayanlara bölersek aşağı yukarı 10 tane her gün 10 binalık aile sönüyor. Hatta ben bugün Çamaşır ilçe başkanımız Ali Küçük Öksüz'ün de eşini koronadan Medikal Park Hastanesi'nde bugün kaybetti. Birkaç gündür Fatsa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı. Medikale geldi. 2 gün orada kaldı ve vefat etti. Ben Ali Küçük Öksüz Başkanıma tekrar Allah'tan sabır diliyorum. Başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Ama yani çok insanlarımızı kaybettik. Kaybediyoruz, her gün kaybediyoruz. Buna önlem, daha önce bu kapanma yapılmalıydı. Ciddiye alınmalıydı bu hastalık. Aşılarımızı geliştiriyor olmalıydık. Hatta yani bu aşıyı, hıfzı sahayı kapatmamış olsaydık yıllar önce, politikalarımızı doğru yapıyor olsaydık, biz bu aşıları yapardık. Ki yıllar önce 1930'lu yıllarda vebaya aşıları nitekim bu hıfzı geliştirdi. Ve dünyaya biz aşı satan ülke pozisyondaydık. Şimdi ne hale geldik? Yok Çin vermiyor, yok Alman'dan gelirse şey olur. Elden gelen öyle olur. Olmaz, gelse de zamanında gelmez. Evet biz yani biz çok şeyler kaybettik. Yani o genç cumhuriyetin yaptığı başardıklarını inanın o günden bugüne, yani birilerine sorsak ya işte görmüyor musunuz başardık bak neler var diyorlar ama diyor ki, ben de diyorum ki siz dünyayı kaçırıyorsunuz. Dünyadaki gelişmeyi kaçırıyorsunuz. Yani ben kötü örneklere bakarak kendini kıyaslamayı hiçbir zaman hazmedemem. Benim kötü, başarısız, geri kalmış, yani benim örnek alacağım, kendimi kıyaslayacağım Suriye olamaz ki. Irak olamaz, İran olamaz, Suudi Arabistan olamaz. Ben Finlandiya, Norveç, Danimarka, Almanya, Fransa, oraya bakarım. Hollanda'ya bakarım. Evet. Ben şunun için ben kendimi şöyle sorgularım. Hollanda benim Konya'mın yüz ölçümü kadar bir yer. Nasıl benim ülkemde işte 10 milyar dolarlık tarım ihracatı olurken orada 120, 130 milyar dolar, 140 milyar, benim 15 katım, 20 katım daha fazla olabilir. Yüz ölçümüm bakın. Ben onunla kıyaslarım. Ben geri kalmıştım. Yani bu şuna benzer. Siz çocuğunuza diyorsunuz ki ya oğlum biraz ders çalış, bak 7 almışsın, 8 almışsın diyorsunuz. Ve çocuk da size diyor ki ya baba diyor, bak diyor filancı da diyor 30 aldı diyor, işte 3 aldı diyor. Aa iyi oğlum, sen çok başarılı mı mısın diyeceksin. Ben bunu kendi çocuklarımda hep yaptım. Ya işte 9 aldım dedi. Ne yapmamı senin bekliyorsun, sevinmemi mi bekliyor musun dedim. Baba evet, bir yani teşekkür etme. Oğlum sınıfında 10 alan var mıydı? Var. Oğlum demek ki sen 10 alanla kıyaslayacaksın kendini. Şimdi böyle demişken başkanım, ODTÜ'de evet, evladı okuyan bir baba olarak, yani evet, bırakın tamam siyasi parti il başkanı değilsiniz. Şey, çünkü bu da memleket meselesi. Yani şimdi izleyenler evet, de, şimdi kızınız da güzel bir okul mezunuydu, doğru mu? Tabii ya, kızım da şu an iyi bir dereceye de girdi. Rehber öğretmen oldu. Giresun eğitimi bitirdi. Ha. Ama eve yakın diyor. Orayı seçti. Yeni açılmıştır rehberlik bölümü. Yurt dışından geldi fakat. Tabii Avusturya'dan, Avusturya'dan geldik. Ondan sonra Erasmus'ta gitti. Hatta son 3. yılını da
Avusturya Klagenfurt Üniversitesi'nde okudu. ODTÜ'de uzay ve uçak mühendisliği bölümü müydü? Evet. Evet. Burada okuyan bir babanın birkaç cümleyle ne söylemek ister? Yani şimdi diyor ki izleyenler, biz de bir tüy almak isteriz diyor. Yani bunun şeyi nedir diyor, birinci basamağı nedir diyor. Birkaç cümleyle bunu bir... Ya birinci basamağı şimdi şöyle, bir gün beni kızımın veli toplantısına çağırdılar. Ordu da baş öğretmendeydi. Veliler toplantısında öğretmen dedi ki işte Selin Kaya'nın velisi kimdir dedi. Benim dedim. Ya hocam dedi, ben dedi size bir şey sormak istiyorum. Hem kendim öğrenmek hem de dedi bu sınıftaki bütün velilerin öğrenmesi için bir şey söylemek istiyorum. Bu çocuğa dedi kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırdın dedi. Dedim ki hocam yani ukalalık yapmak istemem. Burada da ukalalık yapmak istemem. Çok eğitimli insanlarımız var. Ama sizin evdeki davranışlarınız dedim. Bak dedim ki ailedir. Birinci okul ailedir. İkinci okul çevredir. Üçüncü bizim gönderdiğimiz okuldur. Evet. Ama bakın burada diyoruz ki evde gazete okumuyorsanız, kitap okumuyorsanız, hafta sonları özellikle o çocuklarla uzun kahvaltı yapmıyorsanız, orada gazete, kitap yorumlamıyorsanız, okumuyorsanız, okuma alışkanlığı vermiyorsanız, her şeyi okula bekliyorsanız olur. Ama cep telefonlarını şu anda uzak tutarsanız, daha 3 yaşında, 4 yaşında elinde aman ağlamasın, aman yemek yesin diye cep telefonları veriyoruz. Ya çocuklarımıza iyilik mi ediyorsunuz, kötülük mi ediyorsunuz? Evet. Hani sizin can parenizdi, canınız için her şeyinizi ona verirsiniz. Canınızı verdiğiniz çocuğunuza cep telefonunu vermeyin lütfen. Çünkü o orada bir bomba. O onun kötülüğü. Gezmeye mi götürmek istiyorsun? Evet, ben ne yaptım? Çocuklarım gezmeye gitmek istiyorsa eski kitapçılara dolaştık. Eski kitapçılara dolaştık. Yani gezmeye gitmek istiyor. Bir yere gitmek istiyorsa sarraflara dolaşırsın. Bir kitap alırsın. Neye önem verdin? Hangi yazar olursa olsun o yazarın bizzat kitabını imzalatmaya 2 saat kuyrukta bekler. Ki imzalatarak okusun. Benim öğrencilik yıllarımda da... Psikoloji karşı nedir hocam? Yani imzalatmış olmasının önemi ne? Ya bir kere o yazarla birebir tanışmış oluyor. Hı. Göz göze gelmiş oluyor. Ve o kitabı severek okuyor. Yazarını tanıdığı için bir başka okuyor. Çünkü ben mesela Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu gibi çok değerli bir yazarla tanışma, ona kitabımı yani nutuğu ona imzalatma onurunu yaşamışım. Ben Uğur Mumcu'ya bütün kitaplarını imzalatmışım. Yani daha onun gibi çok değerli yazarlara İzmir'de kitap fuarındaysa İzmir'e gittim. İstanbul'da kitap fuarındaysa İstanbul'da imzalattım. Yani imzalatarak okudum ve onların yazdıkları çocuklarıma kaldı. Ya onları görüyorlar. Onun için de yani okuyorsunuz. Ben şunu söylüyorum. Siz anne baba çocuğun istediği gibi yetiştirebilir. Bir çocuğu ister iyi yetiştirirsiniz, ister yetiştirmezsiniz. Ama şöyle bir mantık var. Ya ben ona 2 tane daire bırakayım. 2 tane daire bırakacağına iyi bir okul bitirtir. O kendisi gitsin. Ya ben ona bir daire bırakır, geleceğini güvence altına alırım. Ben hatta torunumu da alırım. Ben de diyorum ki bak ben torunumun geleceğini düşünmeyeceğim. Ben orada yaşamayı düşüneceğim. Ben onun anasını babasını iyi yetiştireceğim. O çocuğunu iyi yetiştirecek. Ben de emekliliğimi torun geleceği düşünerek geçirmeyeceğim. Ha burada da ülke. Ben diyeceğim ki benim ülkem var. Kalkınmış bir ülkem var. Benim çocuklarımı da torunlarımı da düşünen bir ülke var. Siyaset var. Siyasetçi var. Şimdi Allah aşkına Alman çocuğunun geleceğini düşünüyor mu? Düşünmüyor, hiç dert etmiyor. Hatta şunu da söyleyeyim, Avusturya'da 18 yaşında Fransa'dan bizi izliyor izleyicimiz, o bilir. 18 yaşında gelmiş çocuğuna diyor ki artık evde yaşıyorsun, kira ver diyor. Kira ver diyor, çünkü sen de çalışıyorsun diyor, sen de çalışacaksın diyor, üret diyor. Yani evde yok, evde yatırmıyor. Sabah saat Fransa'daki, Almanya'daki vatandaşımız saat 4'te kalkıp işe gidiyor. 5'te işe gidiyor. Ama akşamdan da eğleniyor. Mutlu çünkü. Evet. Düşünmüyor geleceğini. Şimdi dediniz ya başkanım, çocuğunuza 2 tane daire bırakacağınıza iyi bir okul
dan eğitim vermiş olun. Evet. Bizim bir yengemiz vardı, rahmet olsun, vefat etti. Ona demiştim, evladı, çocuklar hep eğitimci. Hatta bir büyük oğlu da Samsun Tıp Fakültesi'nde profesör doktor. Dedim ki yenge, hatta onu ben sosyal medyada paylaşmıştım. Yine aklıma getirdiniz, onu anmadan geçemeyeceğim. Yenge dedim, evlatlar yetiştirdin, hep eğitimciler, işte profesörler vesaire. Bunların şifresi neydi dedim. Yani buradaki dedim hani ne yaptın da bunları yapabildin? Dedi ki çocuğunuza 10 tonluk fındık bahçesi bırakacağınıza 10 santimlik kurşun kalem bırakın demişti. Sizin söyleminizle de birebir eşit olunca bunu da anmak istedim. Ya bizim söylediğimiz, bizim söylediğimiz hani bizim ürettiğimiz düşünce değil. Dünyada evrensel olarak bilinen şeyler. Evet, nimet eylesin yani, rahmetli. Biz onun için de diyoruz ki biz bu ülke için siyaset yapacağız. Bu bizim kaderimiz değil. Bu yaşadıklarımız bizim halkımızın kaderi olamaz. Kaderimiz olamaz bu. Bu kader değil. Bu tembellik, bu halkı ciddiye almamak, halkı düşünmemek. Yani onun için diyoruz ki taşımızı elin altına koyacağız. Vücudumuzu taşın altına koyacağız. Biz bir kurtuluş savaşı daha başlatacağız. Kalkınma savaşı başlatacağız. Biz bu ülkeyi değiştireceğiz. Biz bu ülkeyi değiştireceğiz. İnanın çok iyi eğitim almış 5-6 bin kişi bu ülkenin kaderini değiştirir. Yani çok iyi. Karamsarlığa kapılmayalım mı diyorsun? Hayır, asla. Türkiye genç bir ülke. Yani dinamik bir ülke. Tamam mı? Yani siz eğer siyaseti statik olarak düşünürseniz olduğunuz yerde kalırsınız. Ama dinamik düşünürseniz, üretmeye yönlendirirseniz insanı kalkındırırsınız. Ya bu kadar yani zor bir şey değil ya. Üreteceksin, çalışacaksın. Türk atasözü der ki bir insanın üstüne güneş doğuyorsa hayır gelmez ondan. Bu ne demek? Sabahtan kalk işine git. Öğleye kadar yatma. Çalış, üret. Çalışmayan insan, üretmeyen insan ne yapacaktır? İşte Dünya Bankası'na gidecek, diyecek ki ben geçinemiyorum, bana para ver. IMF'ye diyecek ki ben geçinemiyorum, bana para ver. Ondan sonra kendisi 100 TL'ye, 300 TL'ye mal olan şu cep telefonlarına işte 5 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira verecek. Ya da şöyle yapacağız, işte ordu için söylüyorum. Kil toprağını gemiye yükleyeceksin buradan, ham maddeni. Almanya'ya göndereceksin, bir tır deterjan olarak geri alacaksın. Bir gemi ham maddeyi göndereceksin, bir tır deterjan olarak geri alacaksın. Ya burada üretsen. Fındığımızı düşünün. Ya biz fındığımızı 7 milyon insan tane tane topluyoruz, ortaya koyuyoruz. Bizim kazandığımızın 10 katını tek firma bir seferde kazanıyor. Üreten kazanmıyor, satan aradaki aracı kazanıyor. Ya sen bunu da mamul haline getirsene. Yani bugün yurt dışındaki çikolatanın en çok kullanıldığı şey fındıklı çikolatalar çok satılıyor. Ya en iyisini sen yapsana, marka yapsana. Bizim niye markamız yok ya? Alman'ın 3 tane araba markası, 3 tane araba markası bizim ülkemizin gelirinden fazla cirolar. Ya demek ki biz ne yapacakmışız? Üretecekmişiz. Keşke 10 tane, 20 tane üretimin olmadı. Yani atalarımız ne güzel söz demiş. Ayağını yorganına göre uzat. Evet. Önce üret, sonra tüket. Ama üretmeden tüketirsen kalkınma olmaz. Başkanım, ordu ilçelerinde partinin teşkilatlamaları yapıldı mı diyor. Son durum nedir diyor Hakan Yıldız. Bunu öğrenmek isteyeceğiz. Birkaç mesajımız var. Müsaadenizle onları da okuyalım. Çünkü izleyenler de bizim için önemli. Evet. Onların da mesajlarını size ulaştırmak durumundayız. İkizce değişimcilerden selamlar, iyi yayınlar demiş. Zevkle izliyoruz, destekliyoruz başkan. Başkan Muzaffer Boz demiş. Evet, İkizce'de teşkilatınız olduğunu öğrendik. Az önce sorduk ki ilçelerdeki durumunuz nedir? İkizce'de teşkilatınız var, doğru mu? Teşekkür ediyorum. İlker Çıtak başarılar başkanım demiş. Hülya İlhan başkanım demiş ki ülkemize taze kanı Türkiye Değişim Partisi getirecek demiş. Evet, Hülya başkanım da severiz kendisini, yıllarca da tanışırız. Evet. Değer verdiğimizde bir hanımefendidir. Evet, Memo abim Mehmet Dursun Çelenk hayırlı yayınlar demiş. Sağ olsun Mehmet abim, hayırlı akşamlar, özledik seni de, inşallah sohbetini bir an önce alırız.
Hatice Hanım, hocam bu konuda çok haklı. Kesinlikle katılıyorum. Her zaman söylüyorum. Eğitim ailede başlar. Dolayısıyla ilk eğitim çok önemlidir. Aileler çocuklarına güzel rol model olmalı demiş Hatice Hanım. Ünye'den böyle bir ekleme yapmış. Biz de selam gönderdik kendisine. Ersin Güldaş, Ahmet Bey, Sayın Başkanım Avusturya'da başkanım hatta bakanların yaşlarını anlattı bize. Allah Allah. Hatta koltuk sevdaları olmayışını. O konuya değinmesini istiyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Değinelim mi başkanım? Avusturya'da bir bakanların yaşları. Şöyle. Çok mu genç? Avusturya'da bizim Halkçı Parti dediğimiz, yani oradaki Halk Parti değil de Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de Frans gibi bir başbakan, 36 yaşında başbakan oldu. Birinci dönemi 4 yılda bir seçim var. Birinci dönemini kazandı, ikinci dönemini kazandı, üçüncü dönemini kazandı. Tam 10 yıl başbakanlık yaptı, 46 yaşına geldi. Ve seçimlere de daha 2 yıl varken çıktı bir gün sürpriz bir şekilde. Dedi ki ben istifa ediyorum. Dediler ki ya niye? Ya insan hayatında dedi 10 yıl dedi başbakanlık çok uzun bir zamandır. Allah. Ben dedi balık tutmaya gitmek istiyorum dedi. Balık tutmaya gitmek istiyorum dedi. Ve gerçekten seçimlere de 2 yıl kala istifa etti gitti. Herkes şaşırdı. Yine ben bile şaşırdım yani. Avusturya'da seçimler oluyor. Halkçı Parti'nin başkanı yani bizim burada işte sol değil de işte doğru yol gibi, ana vatan gibi sıradaki parti dedi ki aldığım oydan dedi aşağı bir oy alırsam istifa ederim dedi. 60 milletvekili vardı. 61 milletvekili çıkarttı ama aldığı oydan daha az oy aldı. Aa. Bir milletvekili fazla çıkarttı. Atıyorum. Evet, evet. Yani 200 bin oy almışsa daha önceki seçimde 195 bin oy aldı. İstifa etti. Şimdi şu andaki başbakan Kuntz 26 yaşında Dışişleri Bakanı oldu. 31 yaşında başbakan oldu ve hala o yönetiyor. Evet. Avusturya'nın genç bir başbakanı var. Yani bir de Avusturya'da kişi başına düşen milli hasılaya da bir dokunabilme şansı mı? Yani şu anda çok bizde, bilmiyorum ama aşağı yukarı 8 bin 30 bin 30 yok canım 30 ya bizdeki bizde, o kadar. Bizde. Onlarınki de 30-40 bin dolar civarında falan. Hı. Yani çok yüksek ve şey var. Geçen dünyada mutluluk sıralaması yapılmış. Avusturya 10. sırada, biz de 93'ten 94. sıradan 104. sıraya dönmüşüz yani. Galiba. Dünyanın en mutlu ülkeler ya da mutsuz ülkeler arasında diyeyim. Yani ben şunu demek istiyorum. Başarılıysanız gidin. Yolunuz açık olsun. Ama bir yorulun. Yani ben olmazsam işte burası batar, mahvolur. Edebiyatını bir vazgeçin. Bütün siyasiler için söylüyorum. Bakın bizim en büyük kavgamız siyasette bu. Koltuğa gelen bir daha gitmiyor. Sallanana kadar gitmiyor. Mezara kadar gitmiyor. Ölene kadar gitmiyor. Kovsan da gitmiyor. Ne yaparsan yap gitmiyor. Ya başarı iki seçim kazanamadıysan git artık git. İlde de git, ilçede de git. Milletvekilliğinde de git. Ya mecbur musun sen ölene kadar milletvekili olmaya? Ama çünkü nasıl oluyor? Üyeye sormuyorlar. Ya belediye meclis üyesini bile Ankara'dan belirliyorlar. Evet. İl başkanı Ankara'dan belirlenmiş. Belirleninden iki gün sonra kongre yapıyor. Ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen üyenle ya? Sen vatandaşınla dalga mı geçiyorsun? Yani belirlediğin, açıkladığın il başkanının kongresi mi olur? Atamışsın zaten adam. Belediye meclis üyesi. Beni yönetecek belediye meclis üyesini Ünyeli'ye sormuyor. Ordulu'ya sormuyor. Ankara'dan ben atadım gönderdim. Hı. Yani Ordu'da yaşamayan adamı, Ünye'de yaşamayan adamı Ünye'ye belediye başkanı adayı gösteriyor. Neyi bekliyorsun ya? Yani ne anlar adam? Adam Ünyeli'nin derdinden uzakta. Bilmiyor. Ünyeli'yle yaşamamış, oturmamış, kalkmamış, çay içmemiş, esnafını dolaşmamış, tanımıyor. Sen Ünyeli'ye gönderiyorsun. Ordulu'ya gönderiyorsun. Yok böyle bir şey.
Yani siyaset halkın çok uzağında. Siyasetçiler halkın çok uzağında. Ha, burada biz daha da yakın mıyız diyorsunuz başkanım? Biz ben daha diyorum yakın mı olacağız diyorsunuz? Biz yakın olmazsak bizi de gönderin. Ya bizi de vermeyin. Çünkü aynı şeyi aynısını bize uygularsanız yine yanlış yapmış olursunuz. Değiştirin. Değiştirin. Niye Amerika'da iki seçimden fazla aday olamıyorlar? Evet. Ya çünkü birinci de hizmet, ikinci de hizmet, üçüncü de zaten sultan, krallık. Zaten ne diyor işte Cumhurbaşkanımızın damadı, babam uzaya 3-4 şeritli yol yapacak desek bu halk inanır dedi. Allah aşkına sen bu halkına dalga mı geçiyorsun ya? Sen evet. nasıl benim halkıma diyeceksin ki, bana diyeceksin ki ben uzaya 4 şeritli yol yaparım diyeceğim. Bu benim aklımla alay etmek demek, hakaret etmek demek. Ve bu ülkede bakanlık yapan bir damat Türk halkına hakaret etti bana göre. Yani biz bunun için de diyoruz ki işte sorgulayacaksın. Vatandaşımıza da diyoruz ki sorgulayın, lütfen sorgulayın. Yani 15 sene kaybeden bir ilçe başkanını da oraya seçmeyin. 15 sene seçim kaybeden bir il başkanını da oraya seçmeyin. 15 sene seçim kaybeden bir parti genel başkanını da orada tutmayın. Başarılıysa gitsin. Başarılı olunca da geldiniz ya, orada da koltuğu çürütmeyin. Yani ölene kadar beklemeyin orada. Bir gence verin. Yorulun, emekliliğinizi yaşayın. Ya niye 65 yaşından sonra biz emekli oluyoruz? Ne diyor devlet bize? Artık sen verimini kaybettin. Yoruldun diyor. Git benim lütfen. Zaten de ömründe azaldı. Git biraz dinlen diyor, değil mi? Bunun anlamı bu değil mi? Peki şimdi ben size soruyorum. 80 yaşına geldiniz. Evinizi satabiliyor musunuz? Yurt dışına çıkamıyorsunuz. Evet. Ekstra sağlık raporu almanız gerekiyor değil mi? Sağlık raporu almanız gerekiyor. Allah aşkına evini satamıyorsun da ülkenin bütün kararlarının altına imza atıyorsun. Ya gönderin artık. Gönderin, değişimi sağlayın. Değişmek zorundayız. Çünkü değişim çok süratli olan bir şeydir. Bu değişimi süratli olan, bu değişimi dönüşümü yakalayan ülkeler başarıya gider. Değişmeyenler, olduğu yerde kalanlar kaderdir. Yaşadıklarına, çektiklerine kader değil. Hayır, kader değil. Allah sana akıl vermiş, fikir vermiş, düşünce vermiş. Değerlendir bunu. Bunun kader olmadığını da bütün dünyaya göster. Gösteren uluslara bak, örnek al. Yani niye biz Avrupa'nın kötüsünü örnek alıyoruz? Ben diyorum ki kardeşim, Avrupa Birliği'ne girmek için uğraşmayın. Bırakın Avrupa Birliği'ne girme sevdasını. Avrupalıdan daha iyi nasıl çalışırım? Daha çok nasıl üretirim? Avrupalıdan daha nasıl çok halkıma özgürlük veririm? Nasıl bir eğitim veririm? Onu konuşun, onun için çalışın. Avrupa Birliği İsviçre'ye yalvardığı gibi sana da yalvaracak. Gel ben, ne olur bize gel diyecek. Ben de diyorum ki ne var sende? Biz Avrupa Birliği'ne niye girmek istiyoruz bütün ulus biliyor musunuz? Yani biz zaten alışmışız çalışmadan, üretmeden, tüketmeye. Ya adamlar bize biraz para versinler, Avrupa Birliği'ne girersek bize bakarlar. Ya adamlar saat 4'te kalkıp işe gidiyor, 5'te kalkıp işe gidiyor. Bir dakika işe geç kalmanın. Olmazlar mı bize başkanım? Ya ben size şunu söylüyorum ya. Bir dakika işe geç kalırsanız birinci gün 15 dakikanızın saat ücretini kesiyor. İkinci bir defa geç kalırsanız sizin bir saat ücretinizi kesiyor. Üçüncü bir defa bir dakika işe geç kalırsanız sizi sözleşmesiz, tazminatsız işinizi feshediyor. Allah Allah. Böyle koşullarda yaşayan adam bir dakika işe geç kalmanın yasak olduğu bir yerde akşama kadar şu cep telefonunu daha işe girer girmez, başlar başlamaz dolabına kilitleyen, sigarayı bile içemeyen, sadece 15 dakikalık öğleye kadar bir mola verilen, işte 9'dan 9.15'e kadar ya 9.15'ten 9.30'a kadar bir çay kahve molasında içebildiği, bir sigaranın dışında içemeyen bir toplumda sürekli çalışan, yani 8 saatini de verimli çalışan bir toplumda verdiği vergilerle, ürettiği değerlerle sana bakar mı adam?
Bence bakmaz. Ben bakmaz. Olsam bakmam. Ben de bakmam. Niye bakmam? Ben olsam bakmam. Çünkü bakın şöyle. Hepimiz yevmiyeci çalışıyoruz. Hepimiz işçi çalıştıralım. Allah aşkına. Ben diyorum ki bak. Kendi yanımızda çalışan arkadaşlarımıza ya elinizi vicdanınıza koyun. 8 saatin siz 4 saatini verimli çalışmıyorsunuz diyorum. Her birinizin elinde telefon var ve konuşuyorsunuz. Yani biri kapatıyor, bir susuyor. 5 dakika sonra bir daha, 5 dakika sonra bir daha siz onu yapamazsınız. Bakın size bir örnek anlatayım. Ben Avrupa'da tır şoförlüğü yaptım. Bir gün bir iş yerinin önünden doğru geçerken bir kasabın önünden bir arkadaşımın orada girip çalıştığını öğrendim. Bir selam vereyim dedim. Dedim ki arkadaşıma onunla görüşecektim dedim. Ne yapacaktı? Selam verecektim dedim. Bir şey yaptığım için değil buradan geçiyordum. Ve patronu bana şunu söyledi. Dedi ki senin o arkadaşın selam vermek için dedi. Çağırdığın arkadaşın ben dakikasına para ödüyorum dedi. Yani sen selam veresin diye mi ben dakikasına para ödüyorum dedi. Dedim ki çok haklısınız. Çok özür dilerim dedim ve gittim. Adam haklı. Belki 3 dakika belki 5 dakika. Ya selam ver merhaba demek ama olsun. Adam işinden gelecek, konsantrasyon olacak, işini yarım bırakacak. Tekrar bir daha konsantre olmaya çalışacak. Bakar mısınız? Yani oradaki neleri düşünmek zorundasınız? Evet. Yani biz kendimizi de sorgulayacağız. Yönetim şeklimizi de sorgulayacağız. Hı. Bizi tembelleştirenlere de hesap soracağız. Bu ülkeyi tembelleştirenlere de hesap soracağız. Bunlar bilinçli olarak yapılıyor, bilinçli olarak yapıldı. Bu ülke bilinçli olarak geri bırakıldı. Neden köy okulları kapatıldı? Allah'ım, yani bu ülkenin en büyük geri kalmadığı nedenlerden bir tanesi köy okullarının kapatılmış olmasıdır. Bir eğitimci olarak hocam, bak hocam diyorum, bir eğitimci olarak gerçekten köy okullarının kapatılmış olmasını yanlış buluyor musun? Ülkenin altına dinamit koydu ya. Ülkenin altına dinamit koydu. Ben size şunu söylüyorum ya. Siz okulları açsanız, yarın okulları açsanız, öğretmenleri taşısanız daha iyi değil mi? Siz 7 yaşındaki çocuğu bir saat taşıyorsunuz. Bir saat o çocuk kahvaltısını yapamıyor saat 6'da 7'de kalkıp aç çocuğu bir saat götürüyorsunuz. Akşam da bir saat geri götürüyorsunuz. Öğlen de bir saat geri götürüyorsunuz. O çocuk derse dinleyebilir mi? Dinleyebilir mi? Hele de bizim yollarımız böyle asfalt değil ki. Bir saat tangır 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 gidiyorsunuz. Ne olursa olsun 7 yaşındaki çocuk dayanabilir mi buna? O ders yapabilir mi? Peki herhangi bir sistem değişikliğinde veya ihtar değişikliğinde köy okullarının tekrar gündeme gelme durumu söz konusu olur mu hocam? Yani böyle yani, bir şey vallahi ben, bitti mi artık yani? Ben şunu, ya bitti diye bakmıyoruz. Biz başka bu köy okullarını yeniden açarsın açmazsın bana göre açılmalı. Bana göre açılmalı. Ben eğitim alanında diyorum ki çocuklar taşımayla olmaz. Gittiği yerde olmalı. Bana göre ne taşınmalı biliyor musunuz? Şehire yakınındaki fabrikalar köylere taşınmalı. Köyler üretim alanı olmalı. Ya her bizim yöremiz için söylüyorum fındık fabrikası değil mi yoğunluk olarak? Allah aşkına her iki köyün arasında, üç köyün arasında bir fabrika kur. Kaldır sanayilerden. Niye sanayide fındığı niye oradan yükleyip buraya getiriyorsun? Üret, kır ondan sonra git. Köyden buraya getir. Burada fabrika köyde, sıkıyorsun. O fabrika her bir fındık fabrikasında 200 kişi çalışmıyor mu? Evet. Peki götürsen her şu Ünye'deki fındık fabrikasının her birini köylere dağıtsan, 2-3 köyün arasına dağıtsan, her köyden 100'er kişi çalıştırsan, 100'er kişi çalıştırsan, yani Allah aşkına şehrin Ünye'nin arkalarına gelip buralarda kötü yaşarlar mı? Okullarda yığılma olur mu? Öğretmenleri taşı. Yani siz 80 tane öğrenciyi taşıyacağınıza 8 tane öğretmeni taşıyın. Hocam Milli Eğitim Bakanı vallahi arkandayım. Serkan Dikmen demiş ki ötekisi olmayan bir anlayışla bayrak, hudut ve vatan birliği demiş. Türkiye Değişim Partisi demiş Serkan Dikmen. Hocam bazen hocam dedim bazen başkan dedim. Bugün gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Hem bir hocamız olarak hem bir başkanımız olarak güzel şeyler konuştuk. Ben çok keyif aldım. Peki Sayın İlhan Kaya son 3-5 dakikamız veya 10 dakikamız kalmış olsa ne söylemek ister? Biz çok keyif aldık. Ayrıca onu ifade etmek isterim. Yani iyi ki davet etmişiz, iyi ki gelmişsiniz. Ne söylemek ben istiyorsun? Şunu söylüyorum. Geçen bir ayın 28'inde bir basın toplantısı yaptık.
O basın toplantısında dedik ki. Hocam sözünüzü kesmeyeceğim. O şeye değinecektik. Sizin bir fikriniz vardı. Bir çağrınız vardı. Evet, onu da aslında desteklemek de istiyoruz. Rejideki arkadaşlarına da rica ediyorum. Bu konuyu haberleştirmek de istiyoruz. Çok önemli bir konuya değinecek hocam. Evet. Basın toplantısında şunu söyledik. Bak bu kapanma çok yerinde bir karardı. Kapattık. Kapattık ama insanlarımızı aç yine evine kapattık. Geliri olmadan evlerine kapattık. Yani 17 gün bu insanlarımız ne yiyecek ne içecek. Hükümetimize bir çağrı yaptık. Dedik ki lütfen bütün çalışanlarımızın, bütün emeklilerimizin, dar gelirlerimizin hesabına bir asgari ücret yatırın. Bu ülke batacaksa onun için batsın. Bir asgari ücret yatırın hesaplarına, şu 17 günü atlatsınlar. Yani ekmek parasıyla beraber atlatsınlar. İki, ordudaki bütün kirada dairesi olan, binası olan, dükkanı olan esnafa, vatandaşlarımıza şöyle bir çağrıda bulunduk. Dedik ki lütfen biz kötü günde birleşmesini bilen bir toplumuz. Kaynaşmasını, kucaklaşmasını bilen bir toplumuz. Kiracılarınıza arayın, deyin ki biz Mayıs ayında sizden kira almayacağız. Anamızın ak sütü gibi helal ettik deyin. Kucaklaşalım ve isimlerinizi de bize bildirin. Bizi davet eden medyaya, hatta biz bunu ulusala taşıyalım. Ulusaldan da bu çağrı yapılsın. Ordudan Türkiye'ye yayılsın. Biz ordudan örnek olalım. Ünye'den örnek olalım. Mayıs ayında kiracılarımızdan kira almayalım. Nefes alsınlar. İnanın en iyi gördüğümüz o esnafımız, dükkanları, para kazandığını zannettiğimiz dükkanlarımız bugün ekmek parasına muhtaç hale geldiler. Lütfen destek olalım. Yani benim söylemek istediğim, esnaflarımız da bunu yapalım. Ama bunun yanında da şöyle, bütün halkımla konuştuğum zaman şöyle bir şey var. Öldük, bittik artık. Daha kurtuluşumuz yok. Ya diyorum ki karamsarlık yapmayın. Bakın psikolojide de vardır bu. Ne kadar kötü düşünürseniz, ne kadar karamsar düşünürseniz bütün kötülüklerinizi yıldırım gibi üstünüze çekersiniz. Bunu atın. Kurtuluruz deyin. Kurtulacağız deyin. Üreteceğiz, düşüneceğiz deyin. Çünkü atalarımız demiş ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Onun için de kafanızı lütfen çok sorunlara takmayın. Çözüme yönelik neler yapabilirize bakın. Odaklanın. Elbette ki zor günler yaşıyoruz. Çok gün zor günler yaşardık. Yani hele de karnın toksa acı anlayamazsın. Onun psikolojisini değerlendiremezsin. Ama lütfen karamsarlığı bir atın üzerinizden. Karamsarlığı üzerimizden attıktan sonra evet biz kurtuluruz. Biz çözümü buluruz. Biz çareyi buluruz. Derseniz çareyi bulacağız. Ve çareyi bulmanın yolu da diyorum ki değişim, değişim. Değişime ayak uyduracağız. Değişimi başlatacağız. Değişimi de zeminden başlatarak tavana kadar yapacağız. Ama bu sefer hep tabii halktan çok şey beklendi. Biz şimdi siyasetçilerimizden bekliyoruz. Diyoruz ki önce şu devletin kaynaklarını bir millete bir verin. Ya beklesin otoyolu garanti geçişleri de ödediğimiz paralar. Onlar beklesin ya. Onlar bir şey olmaz. Onlar acından ölmez. Onlara verdiğiniz garanti paraları halka bir verin. Ya verin şu halka bir 5'er bin lira dağıtın bakalım ya. Bir nefes alsınlar. Ya bir nefes alsınlar. Evet. Ya bugün insanlar ya ekmek almak için muhtaçlar. Ya onlara bir para verin. Onları bir rahatlatalım. Gerisini sonra bakarız. Ya gerekiyorsa para basın canım. Yani anlatamadığınız paralar var ya. Yani 128 milyar falan. Anlatamadığınız o paralardan, açı hesabını veremediğiniz o paralardan biraz daha verin de esas halka verin. Yani nereye gittiniz de bize söyleyin deyin ki ey vatandaş biz ikna olalım. Siz anlatıyorsunuz bize şuraya gitti buraya gitti de ben ikna olmadıktan sonra sen ne anlatırsan anlat. Beni ikna edecek işte de ki kardeşim ilakaya verdikti ya. Türkiye Değişim Partisi'nin önerisine de uyduk. Verdik vatandaşa 5'er bin lira verdik. İşte enflasyonda %2 puan daha arttı de. Başımızın üstünde yerimiz var. Çalışsın. Helal olsun deriz. Evet. Yani halkımızın karnı doysun önce. Evet. Halkımızın karnı doysun. Biz bunları çözeriz. Zor durumda değiliz.
zor durumda değil. Sadece bizi çoğun kötü yönetiyorlar. Eşit dağıtmıyorlar. Ülkenin gelirini %95'i almıyor, %5'i alıyor. Yani %95'i çalışıyor, doymayan %5'e bakıyor. Bir türlü doymuyorlar. Ne verirsen ver doymuyorlar. Evet. Yani doymuyorlar. Ya yeter artık demiyorlar. Evet. Yani ülkenin parası yok. Daha Cumhurbaşkanımıza 3 tane araba yeni aldı. 76 milyon dolar. Ya bırakın bu işleri ya. Ya bırakın bu işleri. Evet. Bu akşam gerçekten hem realist bir başkanla oturduk burada, sohbet ettik. Hem enerjisi yüksek başkandı. Başkanım ben çok teşekkür ederim. Burada da zaten birkaç tane mesajımız var. Onları da size aktarayım. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Keyifle izliyoruz demiş. Gizem Kaya Emirzeoğlu. TC Gizem Kaya Emirzeoğlu. Biz de selamlar gönderdik ilgisine. Çünkü bizi başından beri bırakmadılar. Serkan Dikmen, ödeme yapılabilecek bütün her yerler açık ama vatandaşın çalışıp çalışanın, esnafın para kazanabileceği her yer kapalı demiş. Öyle bir tespit. Yani büyük marketlerin hepsi açık. Evet. Ödeme ihtiyacı olmaya, açık. İhtiyacı olan küçük marketlerin hepsi kapalı. Evet. Hülya İlhan Başkanım demiş ki bitmiş patates ve soğan dağıttılar demiş. Evet. Aslında bu konuyu da sormak isterdim de. Ya bakın bahsedemiz... halka verilen her şey helal olsun. Hepsini dağıtsınlar. Evet. Halka verilen. Ama halkın onuruyla oynayacak bir şekilde değil. Yani şu bir görüntü hoş değil. Patatesi, soğanı, domatesi ne varsa verelim halkımıza. Bizim derdimiz o. Onu verelim. Ama patatesle fotoğraf çekmek. Ama Allah aşkına çekip meydana, arabayı meydana çekip bir çuval ona, bir çuval ona at mantığı değil. Ya verdiğin duymasınlar, verdiğin görmesinler. Kayıtlı zaten sende, biliyorsun. Götür evlerine ver, dağıt. Yani verdiğini de onun patates, soğan aldığını komşusu da duymasın. Evet. Duymasın, evet. Rencide olmasın. Çocuğuna bile mahcup olmasın. Çocuğu zannettisin ki annem, babam pazardan aldı. Pazardan aldı. Ya bunlar ağır travmalar yaratır çocuklarda. Bir eve sürekli bir yardım arabasının gelmesi, işte diyorsunuz ya eğitimde niye başarılı olmaz? Ya bakın böyle yapmayın. İş verin çocuklara. Ben bakın bir başka öneri daha bulunuyorum burada. Diyorum ki bugün devlet bütün işsiz vatandaşlarımızı alsın, asgari ücretli, sigortalı, işsiz bütün vatandaşlarımız, hani şöyle mevsimlik işçi çalıştırıyorsun ya tarım alanında. Herkese desin ki kardeşim gel bizim Çarşamba Ovası'nda devletin hazinenin şu kadar arazisi var. A traktör ektik desin. Ektik desin. O sabahtan işe gitsin. Çocuk onu işe gitsin. Gördüğünü görsün. Evine aş geldiğini görmesin. Evine file geldiğini görmesin. Ya alın verin. Sosyal yardım. Ki onun ürettiğini de satın dünyaya. Ağzına çıkarıyor. Ya bu kadar basit. Yarın bu ülkede işsizliği çözersin ya. Evet. Alıyorum kardeşim. Ordu'da ben ordu için söylüyorum. Ünye için söylüyorum. Yani ordu derken altın ordu için söylemiyorum. Bütün ordu için söylüyorum. Kardeşim benim işçi bulma kurumumda ne kadar adam var? İşçi bulma kurumundan umudunu kesip de iş arayan ne kadar adamım var? Atıyorum nüfusum ne ya? 200 bin kişi mi kardeşim? 200 bin kişi. Allah aşkına benim Ordu'da, yaylalarında, köylerinde, arazilerinde 200 bin kişiye üretim yaptıracak arazi devletin elinde var. Var mı yok mu? Siz basınsınız. Yoksa araştıralım. Yani ben il başkanı olarak siz de basın olarak yarın araştıralım. 200 bin kişiyi istihdam edecek tarım alanımız var mı yok mu? Varsa tamam kardeşim biz bunları yarın asgari ücretten başlatalım işe. Sigortalarını da yapalım. Bizim bağımızda çalışsınlar, bahçemizde çalışsınlar. Fındık bahçelerine biz bakalım ya. Biz bakalım, bak yemin ediyorum daha karlı oluruz. Ürettiririz, onları ürettirdiğimiz ürünleri satalım. Daha karlı oluruz. Haydi, daha ya güzel. Tohumu niye İsrail'den alıyoruz ya? Evet. İsrail kim ya? İsrail kim de bize ikinci yıl olmayan tohumları satıyor? Şu kadarcık tohum, içinde taneyle valantı. Bugün bir tarım marketteki arkadaşımın yanına uğradım. Vatandaş oradan aldı. Ufacık bir tohum 17 TL. 17 TL.
Ya dalga mı geçiyorsunuz siz dedim ya. Onun genetiğini değiştirmekle uğraşıyor. Gümrük vergisi var, gümrüğü var. Ya bizim ya benim anam kabak çiğdini kendisi üretirdi. Salatalık oradaydı. Domates üretilirdi, fasulye üretilirdi. Yerli tohumculuğu bitirdin ya. Evet, ata tohumumuz neyse. Ya peki biz şöyle yapalım. Bütün işsiz vatandaşlarımızı orada da tohum yetiştirmek için kullanalım. İş verelim. Dünyaya biz satalım tohumu. Ya dünyaya biz satalım. Yarın başlayalım. Vallahi bak benim fındık bahçemi de kestireceğim. Bütün fındık bahçemi de kestireceğim. Yeter ki eksinler. Diksinler. Evet. Ve tohum yapalım. Değişim şart dedik. Hatice Hanım dedi ki yayın çok güzel geçti. Bu gece çok daha keyifli izledim. Hocamıza ve size çok teşekkür ederiz. Çok güzel konulara değindiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Hatice Hanım'a da ev sahipliği için. Hülya İlhan Başkanım, Ahmet Bey çok güzel bir yayın. Teşekkür ediyorum. Selamlar demiş. Başkanıma bize selam gönderdik. Ersin Güldaş da halka yapılanı hak için yapmıyorlar demiş. Evet. Hatice Hanım da altına doğruya doğru demiş. Başkanım çok keyif aldık. Gerçekten bir ben de çok hocamız keyif olarak aldım. Keyif aldık. Hem estağfurullah çok keyif aldım bir yayın İl başkanımız olarak çok memnun olduk. Sizi tanıdık, partinizi tanıdık. Zaten şöyle amacımız da hem çay içerken dedik hem bu konuşmalarımızı kayıt altına alalım ki yarın bir gün iktidar olma durumunuzda arşiv unutmaz. En azından elimde bakın Sayın Başkanım. Daha dün bunları diyordunuz ama bak bunları da bugün konuşmuşsunuz ama bugün böyle yapıyorsunuz demek için elimize veri olsun dedik aslında. Gizli'de de kayıt yaptık. Vallahi çok da iyi yaptınız. İşte biz de tam bunu söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar siyasetçinin ne dediğini takip edin, kaydedin, kayıt altına alın ve hesap sorun. Evet. Hesap sorun. Yani alkışlamayın, boş boş alkışlamayın. Hesap sorun. Dün öyle dediniz, bugün bunu yapmıyoruz ve cezalandırma mekanizmasını devreye sokun. Evet. Biz diyoruz ki siyasetçi de insandır diyor sonuçta. Hata yapma herkes hata vardır. Yapar. Tabii ki yapar. Biz de insan olarak, vatandaş olarak onların hatasını söylemek durumundayız. O da bizim insanlık görevimiz. Çünkü ülke bir tane, devletimiz bir tane. Ha işte basın özgürlüğü de orada devreye çıkıyor. Basın özgür değilse, şöyle bir şey olay varsa, yani iyi ben şimdi İlhan Bey'in söylediğini itiraz ederim ama yarın televizyonum kapatılır. Yarın vergiciler gelir. Yarın başıma neler geleceği belli değil. Ya bakın inanır mısın? Diyor ki vatandaş bana vallahi içim kan ağlayarak bunları dinliyorum ve şu anda da söylüyorum. Ya başkanım gönlümüz sizinle yanınızda. Gelip partinize de üye olmak istiyorum. Ama diyor çocuğum diyor bu sene diyor üniversite sınavlarına girecek. Yani ben diyor kayıt olamam orada görünemem. Ya diyorum ki bu nasıl bir korku? Nasıl bir korku imparatorluğu yaratılmış? Yani bir baba partiye kayıt olmak düşüncelerini ne bileyim özgürce söylemek istiyor. Ama çocuğu üniversiteye başlayacak, üniversiteye gidecek, onu işe giremeyeceğini düşünüyor. Çünkü şunu görüyor komşusunun oğlundan 98 almış işe girememiş. Ondan sonra 60 almış girmiş. Evet. Diyor ki burada diyor başarının önemi yok diyor. Bir işe ehliyeti olan adam alınmıyor. Liyakati olan adam alınmıyor. Bir il başkanının binasının önünden geçen içeri girenin çocuğu alınıyor. Ya Allah aşkına böyle bir ülkede siz başarı mı arıyorsunuz? Ne yazık ki. Hatice Hanım demiş ya doğruya doğru diye. Biz de doğru. Ama biz bunları değiştireceğiz. Biz bunları değiştirmezsek ben diyorum ki lütfen bu siyasetçinin yakasında olsun iki eliniz. Elbette ki şiddet uygulayın demiyorum. Ama bir daha konuşmasına müsaade etmeyin. Bir daha size söz vermesine, yalan söylemesine, yani iki defa kandırılmanıza müsaade etmeyin. Ben diyorum ki işte bakanın için yani Berat Albayrak için söylediğim biraz önce. Lütfen benim aklımla alay etme. Yani uzaya 4 şeritli yol yapılır inanır deme bana. Bu bana hakarettir. Sen kendince şirin bir şey söylüyorsun ama benim için hakarettir. Aklımla alay ediyorsun. Lütfen kendinizle kimsenin alay etmesine müsaade etmeyin ve sorgulayın. Çünkü ben yalan söylemişsem, yarın ben dediklerimin dışına çıkmışsam, işte burada da siz bana frenleme görevini yapmalısınız. Hızlı giden arabaya
dursun diye fren mekanizması evet. koymuşlar değil mi? Evet. Siz de bunu yapın yani. Başkanım iyi ki geldiniz. İki güzel şeyler konuştuk. Memleket meselesi dedik. Gerçekten memleketin meselelerini konuştuk. Evet konuşamadığımız birçok şey vardı. O zaman biz de diyoruz ki ekranımız size her zaman açık. İnşallah. Başımızın üstünde ekranımızın en güzel yerinde yeriniz var. Teşekkür ederiz başkanım. Ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten o kadar çok doluyuz ki. Yani ben siyasetçi olarak bakmıyorum. Vatandaş İlhan Kaya olarak o kadar çok doluyum ki değil burada size bir saatte, iki saatte, 10 saatte konuşsak derdim bitmez. Çünkü ben bunları yaşayan. Çok güzel 2 saat geçti. Tam 2 saat geçti. O kadar geçti. Çok güzel 2 saat geçti. Yani inanın sabaha kadar da olsa burada kadar konuşabiliyoruz. Anlatırız. Evet. Ama inşallah biz bu ülkede dertlerden uzak, gülen, eğlenen, mutlu yaşayan bir toplum yaratacağız. Bu bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Bu ülke ve biz bu ülkeyi bize emanet ederken, gençlere emanet ederken çok çalışın. Bu ülkeyi hak ettiğinden çok daha iyi yerlere getirin diye emanet edildi. Biz de bu emanete sahip çıkacağız. Atatürk'ün düşüncelerini iktidar yapacağız. Evet, bu ülkeden Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri iktidar olacaktır. İnşallah her şey gönlünüzce olur Sayın İnşallah. Başkanım. Tekrar teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür evet. ediyorum. Bütün bizi izleyenlere bu 2 saat boyunca bizi sabırla olsun. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Onlara iyi akşamlar diliyorum. Korkmayın, düşünmeyin, fazla karamsar olmayın. Biz varız. Peki. Umarım gönlünüzce daha çok olursunuz dedik. Evet değerli izleyenler, bu haftalık bu kadar. Çok da özür dileriz. Biraz vakti uzattık aslında ama şimdi konuk dolu olunca konuk gerçekten güzel konuşunca bize de dinlemek düştü. Bunları size aktarmak düştü. Siz de var olun. Bizi bırakmadınız. 2 saat boyunca bize eşlik ettiniz. Peki ben bir mesaj geldi aslında tam kapanırken ben ama okumak durumundayım. İzleyicide saygımız var. Yüreğinize eminize sağlık başkanım dedi. Sizlere Gizem Kaya Emirzeoğlu. Yüreğinize sağlık, eminize sağlık başkanım. Yayın hayatında başarılar Rahmet Bey. Çok güzel bir yayındı demiş. Biz de teşekkür ettik. Biz yayınınızı bırakmadınız. Haftaya farklı bir konuyla, belki de farklı bir konukla tekrar ekranlarda olmayı ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.